Teşekkürler Ayşenur. Tüfe Aile Terapileri Derneği'nin eğitim komitesine teşekkür ediyoruz güzel organizasyonları için. İlk bize böyle bir sinema akşamı teklifiyle geldiğinizde gerçekten heyecanlandım ben de ve hemen Cindy'ye sordum. Cindy bizim Bilgi'den eski mezunlarımızdan birlikte yapalım mı bunu diye. Ben her zaman öğrencilerle, eski öğrencilerle, şimdiki meslektaşlarımla birlikte etkinlikler yapmaktan çok keyif alıyorum. Zaten onun tezini de bu konu üzerinde yaptığımız için de hani bu konularda konuşmuşluğumuz da vardı. Aslında bu dizide güzel bir şekilde üzerine geldi. O yüzden ben heyecanlıyım. Herkese de katıldığı için teşekkür ediyorum. Bütün eğitimlerde olduğu gibi bunun daha hem interaktif hem de sizin de katılımınızla zenginleşeceğini düşünüyorum. O yüzden chat'e yazabilirsiniz. Aralarda sorularınız, yorumlarınız, eklemeleriniz, katkılarınız olursa aralarda bir mola verip sizin sorularınız üzerinden birazcık gitmek istiyoruz zaten. Şimdi sen de bir şeyler eklemek istersen sonra başlayalım. Sen söylediniz zaten. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bence başlayabiliriz. Zaten hafif hafif başlayacağımız için. Tamamdır. Evet, ben o zaman slaytları paylaşayım. Peki. Evet. Şimdi istersen bir şey olarak, bu etkinlikleri seven birisi olarak sen başlat. Olur, seve seve. Tamam, şimdi Yıldım Hocam'la da konuşurken hani kimler gelecek, acaba kimlerle bu paylaşımı yapıyor olacağız, bu sohbete kimler dahil olacak diye merak içindeydik. Dolayısıyla bir oyunla başlayalım istedik. Online'da kişileri tanımak her zaman yüz yüze gibi olmuyor ama şöyle bir şey rica edeceğim. Önce herkes birkaç dakikalığına yani birkaç saniye kamerasını kapatsın. Sonra sadece psikolog, psikoloji öğrencisi ya da PDR öğrencisi, rehber danışmanı olan kişiler kamerasını açsın. Kaç kişi bu alanda şu anda bizimle, bir onu görmek istiyoruz. Öncelikle toplamda 64 kişi görüyorum bütün odada. Ama kamerası açık kaç kişi var? Sadece psikolog ve psikolojik danışmanlar. Evet. Evet. Neredeyse yarı yarıya gibi. Peki. Çift ve aile terapisi alanında öğrenci veya bu alanda çalışan uzman arkadaşlarımızdan kimler var? Bu alanda çalışmayanlar kameralarını kapatabilir hem alanda olup. Peki tamamen, yani ben bu alan dışında çalışıyorum, psikolog değilim, bu alanda değilim, bambaşka bir meslek grubunun içindeyim diyen bugün kimler var katılımcı olarak aramızda? Belki kulüple ilgili olan, belki sinemayla ilgili olan. Sadece meraktan gelen. Aynen. Hoş geldiniz sizler de. Peki, bir soru daha soracağım. Kulübü izleyenler kamerasını açabilir mi? Var mı aramızda? Henüz kulübü izlemedim ama merak içinde geldim diyenler. Varsa da İzleyenler bayağı ağırlıkta herhalde. Yani sadece şeyi söyleyebiliriz, kaçırdığımız biri varsa diye. Sunum boyunca çok fazla filmden hem resimler hem kareler hem analiz olacağı için bir taraftan da hani çok spoiler içerecek. Hani merak eden ama izlememiş olan varsa belki sonrasında YouTube'da yayınlanacak o halinde izleyebilir. Önden bir uyarmış olmak istedik sadece. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz o zaman. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, neden bu slaytla başladık? Neden pera? Neden kulüp? Aslında pera. İlk sayfada kaldı. Ha, öyle mi? Okay. Bir saniye. O zaman farklı bir yerden paylaşıyorum hemen. Evet, şu an geldi. Evet, sen buradan almak ister misin şimdi? Olur. Yani şöyle düşündük aslında. Kulübün hani genel olarak akışı iki sezon boyunca pera etrafında dönüyor.
ve aslında Taksim Meydanı, işte Pera, bunlar bizim de içinde yaşadığımız İstanbul'da. İnsanlar değiştikçe, Türkiye'nin, İstanbul'un dokusu değiştikçe değişen, yani Taksim'de görürüz ilk neler değişti, kimler geliyor, kimler var, nasıl bir kalabalık var diye. Dolayısıyla filmin de böyle bir yerden işlendiğini düşünüyoruz. Selim'in çok sevdiğimiz bir lafı var, o böyle Yudum Hoca ile ikimizin de kalbine dokundu. Belki onu bir okuyabiliriz. İster misiniz siz okumak? Evet. Düşünsenize, Alaturka ve Alafranga aynı masalda. Birlikteler, Doğu ile Batı'nın dövüşmesi gibi, sevişmesi gibi, birbirini değiştirmesi gibi, bu ülke gibi, Türkiye gibi. Hep aslında bizim de derslerde ele aldığımız bir şey bu. İşte sağ olsunlar sevgili Kağıtçıbaşı, Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamız, Güler Fişek hocamız bunlardan çok sıklıkla bahsederlerdi aslında. Hani Türkiye'nin bu anlamdaki konumu ve hani Pera'yı da küçük bir Türkiye gibi alırsak, hani hem Doğu hem Batı ikisinin sentezlenmeye çalışılması, bunun getirdiği hem çok güzel zenginlikler, aynı zamanda çok ciddi zorluklar. Bütün bunlarla birlikte biz de bunu bir minyatür bir Türkiye olarak aslında düşünüp onun üzerinden biraz da bu şeyi, kavramsallaştırmayı yapmaya çalıştık bir dizi üzerinden. Bir taraftan da hani başlıkta kulübün incelemesini yaparken Türkiye'de Yahudi olmak yazdık. Bunun da temel sebebi aslında benim tezimin Türkiye'de kadınlarındaki kadınlık ve annelik aktarımı üzerinde Yudum Hocam'la birlikte çalışma fırsatımız olmasıydı. Ama anlattığımız her şey bir taraftan diğer azınlıkları da kapsayan ve kavrayan bir yerde. Evet, burada birazcık teorik kısma küçük bir giriş yapalım. Ondan sonra zaten bunun farklı katmanları üzerinden anlatmaya çalışacağız. Neler düşündük, bize neler çağrıştırdı bu dizi. Biz sistemik aile terapisinde ve ekosistemik modelde aslında hep bireyi onun ilişkileri çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz. Ve bu ilişkileri de onların, bu ilişkilerin içinde olduğu farklı katmanlarda, yani bu işte aile dokusu, ailedeki kurallar, roller, onun bir dış katmanında geniş aile ve kuşaktan kuşağa aktarılan söylemler, temalar, örüntüler, bunlarla ilgili geniş aileyi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz çok etkiliyor bizi önceki kuşakların yaşadığı her türlü olay. Hem travmaları etkiliyor hem bu travmalarla başa çıkma şekilleri bizi çok etkiliyor. Ve bu geniş ailenin de içinde olduğu bir topluluk var. Onu da belki burada işte hani dinle ilgili olabilir ya da hani ırkla ilgili olabilir ya da etnik kökenle ilgili olabilir. Topluluk dediğimiz biraz daha bu daha küçük küçük, bunlar mahallelerde olabilir. Hani o insanların nerede yaşadığı, oradaki söylemler, oradaki öğretiler, oradaki beklentiler, bütün bunlar bu aileyi ve ailenin içindeki insanları nasıl etkiliyor, ona bakıyoruz. Ve en genişte de toplum dediğimiz aslında hani bütün bu topluluklar nerede yaşıyor? İşte eğer burası şu anda hani Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'nin içinde bütün bireyler, aileler nasıl konumlanıyorlar, birbiriyle nasıl ilişki içindeler, bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve sonrasında aslında sosistemik modelde altı çizilen bir şey de bunun aslında statik bir çerçeve olmadığı ve zaman içinde de bütün bu hem bireylerin hem ilişkilerin, ailelerin, toplulukların ve toplumların değiştiği yönünde ve dolayısıyla bizim de herhangi bir sistemi anlamamız için aslında o sistemin nasıl bir zamanda değerlendirdiğimizde, yani zamansal bağlamına da mutlaka bakmamız gerektiği. Yani 50 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si arasında çok ciddi bir fark var. Dünya içinde de tabii ki öyle. Dünya da çok farklı bir yerde. Onun için bir yandan da hani biz bu diziyi değerlendirirken de yine zamansal bağlamına da bakıyor olacağız. Birazcık hani başrol Matilda'ydı ve Rachel'di belki de ikinci başrolde. Hani iki Seferadiye Odisi kadın üzerinden ilerliyordu dizi. Dolayısıyla hani kimdir
nereden geldiler, nasıl bir hikayeleri var, birazcık aslında o hikayeden bahsedip sonra daha anlamlandırabileceğimizi düşündük. Türkiye'de şu anda hali hazırda yaşayan iki farklı Yahudi komünitesi var aslında. Bir tanesi İspanya ve Portekiz'den Osmanlı topraklarına gelen ve dizide de sıklıkla duyduğumuz hem şarkılarda, ninnilerde hem de arada konuşmalarda Ladino'yu kullanıyorlar. İspanyolca ve İbranice'nin karışımı ve sonrasında da Fransızca, Türkçe, Rumca gibi o Osmanlı'nın içindeki sentezle birlikte böyle zenginleşmiş bir dil. Aşkenazi Yahudileri ise Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa'dan Osmanlı topraklarına gelmiş ve Yidiş dilini kullanıyorlar. Birazcık tarihten kısaca bahsetmek istiyorum. Seferad Yahudileri üzerinden ilerliyor olacağız. Çünkü dizi karakterleri de daha öyleydi. 1492'de İspanya'dan bir kararla birlikte sürgün ediliyorlar aslında. Ve bir kısmı Osmanlı'ya, bir kısmı da önce Portekiz'e göç ediyorlar. Ta ki 1496'da Portekiz'deki yöneticilerin de benzer bir karar çıkartmasıyla hem orada yaşayan Yahudilerin hem de Müslüman halkın aslında sürgün edildiği bir dönem var. Ve 2. Beyazıt'ın Osmanlı'yı yönettiği dönemde 2. Beyazıt karşılıyor ve oldukça da kucaklayıcı bir yerden. Hani gelin ve hani herkes eşit yaşayacak burada diye bir ferman çıkartıyor aslında. Burada iki taraflı da bir avantaj oluyor. Çünkü Avrupa'dan gelen bir grubun aslında işte matbaasından, tarih bilgisine ve bir sürü farklı ticaretine kadar aslında Osmanlı'ya bir zenginlik kattığı bir dönem var. Ama Yahudiler için de büyük bir varış ve kaçış noktası oluyor aslında. Yani İspanya'dan çıkış sürecinde şey gibi anlatılar var. Hani anahtarını alıp dönmek üzere ayrılan bir grup var ve aslında dönmüyorlar ve yeni bir yuvaya yerleşiyorlar sonrasında ve burada kökleniyorlar. Sonrasında biraz böyle daha aslında dizinin içinde gördüğümüz olaylar üzerinden daha azınlıkların deneyimlediği neler olmuş Osmanlı ve Türkiye tarihinde diye böyle hızlıca bir geçiyor olacağım. 1927'de Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası çıkıyor ve aslında Ladino'nun, ki biraz daha detaylı anlatıyor olacağım ama, kaybolmaya başlama hikayesi burada çıkıyor. Yani bütün azınlıkların, Çerkezlerin, Lazların, Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin ana dillerini ya da işte bir şekilde sokakta ve evde kullandıkları dillerini sadece evde kullanmaları üzerine bir yasa çıkıyor ve bazı sözlü bir yasa aslında, bu yazılı bir yasa da değil tam olarak. Ama bazı şehirlerde ceza kesildiğine dair de böyle söylentiler ve haberler oluyor. Sonrasında 1934'te hem soyadı kanunu çıkıyor ve aslında o gayrimüslim olduğu belli edilen soyadlar Türkleştiriliyor. Bir taraftan da Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale gibi şehirlerde de Trakya olayları, bizim dizide 6-7 Eylül olayları olarak İstanbul'da, işte Pera'da, adalarda, Kurtuluş'ta gördüğümüz şeylerin önceki halini yaşıyorlar. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla aslında o hani topluluğun belki de bir üstü dünyada neler oluyor ve bizim ülkemizi nasıl etkiliyor gibi de düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı'nın o hani dalgasıyla birlikte Türkiye'de de bir böyle endişe çıkıyor. Bir savaşa katılırsak acaba buradaki azınlıklar kimden yana olur gibi. Ve dolayısıyla belli düzenlemelerle birlikte askerlerin silahlanmamasını, gayrimüslim askerlerin silahlanmamasını, silah eğitimi, atış eğitimi almamasını ve sadece mimari işlerde, taşıma işleri gibi görevlerde ya da şoförlük gibi görevlerde kullanmalarını yönetime katıyorlar. Sonrasında 1941'de savaştan kaçan bir grup Yahudinin yanaşmaya çalıştığı ama bir şekilde geminin battığı bir başka acı hikaye var. 1942'de dizinin ilk sezonunda bayağı işlenen varlık vergisi süreci var. Ve o toplama kamplarının hikayesi var aslında. Sonra 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle biraz duruluyor bir süre bizim ülkemizde de olaylar. Ama sonra 1955'te ikinci sezondaki 6-7 Eylül olaylarını farklı bölgelerde aynı gün içinde hızlı bir şekilde yaşıyorlar.
ve sonrasında bugüne gelen iki tane de sinagog saldırı zamanı var. İlki 1986'da, ikincisi de 2003'te. Evet. Sanırım böyle genel olarak baktığımızda böyle bir akışta ilerlemiş olaylar. Yani dizinin buna gösterdiği şeylerin etrafında hani bunlara değinmek istedik. Burada hani Türk Sefaradi Yahudileri dışında da bunu deneyimleyen bir sürü azınlık da var aslında ve bir sürü grup da var. Şu anda hani burada olup dinleyen ve ya bir dakika bu tarihin içine şunu da eklemeye ihtiyacımız var. Yani bu da duyulsun. Bu da burada önemli dediğiniz bir şey varsa sesinizi açıp ya da chatten yazıp lütfen paylaşın. Yani duymak isteriz çünkü. Peki. Yani bunları böyle tek tek anlatmayacağım herhalde ama hani varlık vergisi sürecinde gerçekten bütün azınlıkların ödeyemeyeceği büyüklükte ve sahip olmadıkları bir varlık üzerinden bir vergilendirme ve üzerine de aslında kamplara gönderme ve ellerindeki mallara konma gibi bir hikaye var orada. Bu vatandaş Türkçe konuş tüm bu süreçte galiba benim en çok düşündüğüm oldu. Belki orada biraz durabilirim. Çünkü gerçekten Ladino 3 kuşak önce, yani tezdeki 3. kuşaklar içinde, bizim şu andaki çevremizdeki Türk Yahudi cemaati içinde gördüğümüz gerçekten hani anneannelerin, babaannelerin ve bazı anne babaların hala konuşmaya devam ettiği ama benim neslimin çok da konuşmadığı, azıcık anladığı, bir iki kelime bildiği, anlaşılmasını istediği kelimeleri böyle topluluk içinde konuşurken kullandığı bir dil ve hani UNESCO gerçekten bununla ilgili çalışıyor şu an dünyada. Tekrardan canlansın, tekrardan kazanılsın diye. Çünkü yok olmaya yüz tutmuş bir dil. Ve hani şeyi görüyoruz orada. Gerçekten bir grup bunun ayıp olduğuna inanıyor. Yani bu dili konuşmanın cehalet olduğuna, ayıp olduğuna, yanlış olduğuna inanıp çocuklarına öğretmiyorlar ya da çocuklar öğrenmeyi reddediyorlar. Halbuki aynı dönemde Fransızca okullarda okutulmaya başlanıyor ve hani ne kadar önemli bir dil haline geliyor. Dolayısıyla hani buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bir de hani diziyi seyredenlerden hani çok bu anlamda bu konuda yorum çok aldık. İlk defa televizyonda hani Ladino'yu duymak hani herkese aslında çok farklı ve çok iyi geldi diye. O çok önemli bir adım oldu galiba bu dizi açısından, değil mi? Hani birçok diziyi zaten hani eleştirileri vesaire de var ama bu anlamda büyük bir adım attı gibi anlıyorum. Evet, yani belki de şey gibi hani bir taraftan da beklenen belki Yahudilerin İbranice bilmesi. Ama aslında hani Türkiye'deki Yahudilerin konuştuğu temel dil Ladino. Dolayısıyla hani bu anlamda da bir farkındalık kazandırmış oldu belki de dediğiniz gibi. Ve sonrasında 6-7 Eylül olayları, ki bu resim gerçek bir resim ama dizide de birebir aynı sahneyi buradan bakarak yaratmışlardı zaten. Bu olay aslında daha Rumlar üzerinden ortaya çıkan, yani Rumları hedef alan bir olay. Ama süreçte bütün azınlıklar ve hani Pera'daki aslında her gün bir arada yaşayan insanların bir anda birbirine girdiği 2 günlük zorlu bir süreç aslında. 6-7 evet. Eylül'lük olmuş biri varmış şu an aramızda. Kim varmış? Pardon. 6-7 Eylül olaylarına tanık olmuş biri varmış şu anda aramızda. Ben yazdım. Ha, bahsetmek ister misiniz Süheyla Hanım? Kısaca söylemek isterim. Benim babam İstiklal Caddesi'nde trafik polisi olarak çalışıyordu ve ben o yıllarda 7 yaşındaydım. Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. bu olaylar olduktan sonra sık sık zaten Pera'ya giderdik. Babam bizi orada birçok yere götürürdü. Gördüm ben o sahneleri ertesi gün ve sonraki günlerde. Çok acıydı ve oturduğumuz evde Balat tarafına yakındı. Orada da aynı sahneler vardı. Yalnızca Pera'da değil. Orası da aynı durumdaydı. Ve aklımda kalan bir tek şey var. Bizim üst katta oturanlar, anneanne dediğimiz kişi Müslüman olmuş sonradan, dönme derlerdi Yahudi asıllı.
Bu olaylar ortaya çıkınca onun kızı Terzi'ydi. Kocaman bir kırmızı eteği vardı. Onu aceleyle söküp bozup Türk bayrağı dikip eve bayrak asmıştı. Yani bir saldırıya uğramamak için, çünkü mahallede böyle başka gayrimüslim komşularımız çoktu. Hala böyle o diziyi, yani onlar hepsi gözümün önüne geldi. Hakikaten çok etkilendim ben. Çok benim sağ olun paylaştığınız için. Var mı başka bilmiyorum aramızda o günleri hatırlayan, ama herhalde sizin için yani hem güzellikleri de vardır eminim dizinin, ama bir yandan da böyle bir hani yeniden bir şeyleri yaşıyormuş gibi. Bunu kapatayım mı? Aynen. Bunu kapatayım. Neyi kapatayım? Bunu. Bunu. Ha yok. Var mı başka böyle bir anısını paylaşmak isteyen? Biz ilerlemeden ailelere geçeceğiz çünkü dizideki. Cindy, sen bir şey söylemek ister misin? Yani bu süreçte tabii çok fazla yazı okudum anılara dair, kişilerin deneyimlerine dair ve hani hem bir taraftan çok büyük bir destek mekanizması var. Yani hani o gayrimüslimleri saklamak, evlerini almak ya da kapının önünde askerin ya da adamların önünde dikilip hayır buraya giremez, yani bunlar bizim dostumuz diyen çok fazla insan var. Bir taraftan da birbirine haber uçuran, işte ışıkları yakın, ışıklar yakılıysa anlaşılmayacak ya da işte bayrak asın, işte eski askerlik subay üniformasını camdan asın, hani belki bana uğramazlar diyenler. Dolayısıyla hani orada gerçekten bir taraftan bir felaket var ama bir taraftan da bir seferberlik olduğunu da yazılarda gördüm. O böyle beni çok etkilememişti. O hani aynı sokak içindeki iki bambaşka duygu. Yani o dostluk ve düşmanlık aslında. Hala da herhalde yaşadığımız şeyler. Evet, peki biraz ailelerden bahsedelim. Şimdi zaten diziyi seyretmiş olanlar herkese hatırlayacaklardır. Gerçekten hani karakterlerin çok iyi çizildiği bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Yani akılda da çok yer eden karakterler hepsi. Bizim aile terapisinde kullandığımız alan dışı olanlar için söyleyeyim. Genogram diye bir şey var. Aile ağacı aslında bildiğimiz anlamda. Ve böyle çok kültürlü aileler içinde bu farklı renkleri kullanıyoruz aslında. Çünkü bazen aynı aileyi biz resmini çıkartırken bile aynı ailenin içinde birçok farklı işte etnik kökenden gelen kişiler olabiliyor. Onları da işte farklı renklerle resmettiğimizde biraz daha o hem zenginlik hem de bu zenginliğin bazen getirdiği zorluklar da görselleştirilmiş oluyor. Bu üzeri çarpı olanlar ölüm işareti. Onlar hani bazıları zaten önceden ölmüşlerdi. Bazıları dizinin içinde vefat ediyorlar. Burada açık yeşillerleri Müslüman olarak şey yaptık. İşte turuncu Hristiyanlar ve maviler de Yahudiler olarak. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz şey, sadece biyolojik bağlarla bağlanmış aileler değil, bu dizinin belki de en önemli taraflarından bir tanesi de seçilmiş ailelerin ne kadar önemli olduğunu vurgulaması. İşte İsmet'in Pakize'si, onun seçilmiş ailesi diyebiliriz belki. Selim ve Matilde arasındaki ilişki, aynı zamanda David'in hem Rachel hem Matilda için ve Mordo'nun da aynı şekilde seçilmiş aile olmaları gibi, bir de böyle hani biyolojik bağlı bağlı olmayan ilişkiler dinamikleri var. Var mı Cindy eklemek istediğim şey? Hayır, yok. Evet, bizim aile terapisinin ilk kadın figürlerinden biri Virginia Satir. Onu da sevgiyle analım. Çok güzel katkıları var gerçekten. Bu sözde onlardan bir tanesi.
benzerliklerimiz temelinde yakınlık kurarız. Farklılıklarımız temelinde de büyürüz. Yani ikisine de aslında ihtiyacımız var ve belki bu toplumdaki farklılıkların da aslında bizi hem çok zenginleştiren, merak uyandıran, adaptasyon becerilerimizi çok arttıran bir tarafı olması. Aynı zamanda da hani benzer olduğumuz noktaları bulduğumuz zaman da aslında oradan daha rahat ilişkilenebildiğimizi biliyoruz. Burada en önemli herhalde benzerlik bütün bu toplulukların içinde toplumsal beklentilerin insanlar üzerindeki ve ilişkiler üzerindeki baskıları. Burada çok öne çıkan şeylerden bir tanesi tabii cinsiyet rolleri diyebiliriz. İşte Matilda'nın okutulmaması ve daha çok hani bir an önce evlenmeye zorlanması, işte Orhan'ın daha başarılı olursa ancak sevileceğini ve takdir göreceğini veya hatta belki hani Rum olduğu için de hayatta kalabileceği gibi bir baskı. Dolayısıyla oradaki kimliğini gizlemesi gibi bir zorunluluk. Selim'le ilgili tabii hani cinsel yönelimle ilgili bir alt metindi aslında, hiçbir zaman tam olarak açıklanmamış. İşte çok fazla göze batmaması, takım elbise giymeye zorlanması gibi bir takım şeyler, işte yaptığı işle ilgili eleştirilmesi, bunlar beklentilerdi. Rachel'in yine Yahudi bir erkekle evlenmesi, çocuk sahibi olması ve yine okutulmaması diyebiliriz. İsmet tarafında da onun da Müslüman bir kızla evlenmesi gibi beklentiler var. Buradaki benzerliklerden bir tanesi de göç aslında. Özellikle işte Hacı ve Bahtiyar'ın İstanbul'a gelişiyle işte Yahudilerin yaşadığı göç belki o anlamda bir benzerlik gibi kondu ve hatta Hacı ile Matilda'nın yakınlaşması ve birbirlerini anlamaları göç üzerinden de belki okunabilir. Ve herkesin aslında bütün insanlığın bu yakınlık ve aidiyet ihtiyacı olduğu. Yani insanlığın herhalde zaten en büyük şeyi, benzerlik noktası, hani hepimizin gerçek bir ilişkiye, samimi bir ilişkiye, güvene ihtiyaç duymamız daha hani bebeklikten itibaren ölene kadar. Ve bu dizide de o işte sofralar, işte paylaşımlar, işte sarılmalar, belki işte ninnilerle, türkülerle bir ilişki kurma ihtiyacı, bütün bunlar da bunun ne kadar herkes için, bütün insanlık için geçerli olan bir şey olduğunu altını çizdi. Bir de herkesin aslında nereden gelirse gelsin kendisinden büyük bir şeye inanma ihtiyacı var. Bu bazen işte din olabilir, maneviyat olabilir, bazen işte daha milliyetçi bir şey olabilir ya da işte hayvan sevgisi olabilir, insan sevgisi olabilir. Hani bütün bunlar aslında gene bütün topluluklar için geçerli bir şey, ihtiyaç. Bir yandan da bu dizide tabii en çok tartışılan herhalde ya da ortaya konmaya çalışan şeylerden bir tanesi işte gücün, paranın, statünün nasıl bazen insanların içindeki şefkat ve iyilik duygularını yok ettiği, insanları bazen şiddete meyilli hale getirdiği gibi o taraftan bir eleştiri vardı. Bu da aslında işte din, ırk, hiçbir şey tanımadan bütün insanlığın bazen içine düştüğü bir zayıflık diye düşünebiliriz. Bir taraftan da şeyi düşündüm. Bu bütün aslında karakterleri, yani o, hatta bir önceki o slide'ın içindeki tüm aile içindeki bireylerin her birinin aslında o toplumsal beklentiden kaçmaya çalıştığı, reddettiği, bir şekilde dahil olmak istemediği, farklılaştığı bir yer var. Yani işte biri hapse girmiş çıkmış, öbürü yetimhanede büyümüş, öbürü ailesi tarafından sanatçı kimliği kabul edilmemiş, öbürü dinini saklamak zorunda. Bir tanesi hiç görülmediği için aslında
çok öfkeli olduğu çıkıyor sonradan ortaya bir şekilde. Ve aslında hepsini yakınlaştıran da tıpkı satirin sözü gibi yani o farklılıklar ve benzerlikler üzerinden aykırı olmaktan ötürü ortak bir bağ bulmak ve yakınlaşmak. Ve o seçilmiş aileyi oluşturan şey belki de onu anlamak. Yani evet ben bu beklentiyi karşılayamıyorum ve ben de farklıyım. Senden de farklıyım ama benden beklenenden de farklıyım gibi. Güzel. Evet. Sahneyi açayım ister misiniz? Açsın. Tamam. Şimdi share screen yapabiliyor muyum? Evet. Ne kadar... Aslında şarkıların, ninnilerin, masalların hem bazı hikayelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını kolaylaştıran şeyler olduğunu, birçok şey unutuluyor, birçok anı unutuluyor ama hani o hikayeler aslında bütün bu geleneklerle işte o yemek sofralarında hatırlanmaya devam ediliyor. Burası gerçekten çok etkileyiciydi. Birçok sahnede de bunu buluyoruz zaten. Birden çok aslında aktarım vardı dizinin içinde. Bir tanesi Rachel ile Matilda arasında aslında. Yani anneden kıza aktarılan ve aslında birbirinden farklı zamanlarda birbirinden farklı niyetlerle ama aynı ve benzer deneyimleri yaşayan iki kadından bahsediyoruz. Yani güçleri, kendilerini ifade etme şekilleri, istediklerinin peşinde koşan kadınlar olmasının yanı sıra bir taraftan da ikisi de gayrimüslim bir pardon Müslüman bir adama aşık oldu. Ve ikisinin de deneyimi birbirinden farklı olmasına rağmen aslında kendi aileleri tarafından kabul edilmeyen bir aşk ilişkisi yaşadılar belki de. Ve hemen ardından da aynı şekilde evlenmeden bir hamilelik deneyimlediler. Önce Matilda Rachel'e ve zaten Rachel'in söylediği bir laf var. Beni galiba en etkileyen sahneydi o. Yazmak istedim o yüzden buraya. Birinci sezonda işte Matilda'nın kızının hamile olduğunu öğrendiği sahnede eve geliyor sabah. İşte bir şekilde kulüpten geç çıktığı için o gece evde değil ve diyor ki kızı ilk defa belki de bağ kuruyor annesiyle ve diyor ki sana en çok ihtiyacım olan gece neredeydin? O da hiç anlamıyor ne olduğunu. Hasta mısın diyor. Hamileyim diye cevap verdiğinde diyor ki benim yaptığım hatayı yapma. Orada görüyoruz o yüzündeki korkuyu ve Rachel diyor ki senin o hata dediğin şey benim varlık hikayem. Nasıl yapmayacağım? Yani belki de tam olarak bu kuşaklar arası aktarım. Bilmeden, istemeden, fark etmeden ama bir o kadar gerçek ve bir o kadar oluyor. Evet. Hani o şey lafı var ya dediğini değil yaptığını yapar gibi onlar gerçekten çok daha etkili oluyor. Evet. Kuşaklar arası aktarım. Yani test kısmında belki zaten daha detaylı bahsederiz biraz ama bir taraftan da bu böyle çok dizinin içinde de işlendiği için belki önemli de bir taraf. Yani bir taraftan bu kadar barış içinde yaşayan bir toplum var aslında. Ama bir taraftan ne kadar korkutucu, farklı olanla yakın olmak, farklı olanla bağ kurmak. İşte hep sizle de konuştuk ya, çocuk hangi dinde büyüyecek sorunsalığı ve sorgusu aslında. Bir şekilde zorluyor galiba bu süreçte ve bir taraftan da Matilda'nın kendi deneyimi yani aşık olduğu ve sevdiği adam tarafından ihanete uğraması o kadar keskin bir çizgiyle diyor ki yani senin arkanda durmayacak, yanında durmayacak, seni üzecek, seninle evlenmeyecek. Hani bütün dizi boyunca bunu görüyoruz yani. Aslında o fıstık İsmet'in en orada olduğu sahnede bile hayır ben evleneceğim, hayır işte belgesini almaya geldim ya da hani ben senin yanındayım diye karşısında durabildiği sahnede bile Matilda o kadar inanmıyor ki annesi olarak. Bir süre sonra sanki Rachel de inancını kaybediyor gibi. Yani o da o kaygı da aktarılıyor sanki. Dizinin içinde bir süre sonra o güven de kırılıyor bir yerde.
Bir yandan da İsmet'in getirdiği tabii bir takım şeyler var kendi ailesinden. Orada da hem belki gayrimüslim düşmanlığı olabilir, şiddet var zaten orada da kuşaktan kuşağa aktarılan. Yani sadece ailenin içinde değil de sanki o topluluğun içinde de şiddet biraz daha hani mazur görülen bir şeymiş gibi veriliyor. Meslek aktarımı da var. Yani böyle babadan oğula geçen ve orada sanki hem devam eden aslında kuşaktan kuşağa, hem İsmet'in biraz tabii babasıyla o çatışmasının içinde karşı da durmaya çalıştığı. Ama bizim gördüğümüzde birçok ailede ne kadar bazen karşı durmaya çalışırsak çalışalım o şey, o dinamikler, o paternler bizi içine çekiveriyor. Tabii hani buralarda bunların farkında olmak, biz neler getiriyoruz önceki kuşaklardan, bunlar bizi nasıl etkiliyor, mümkünse eğer terapiye gitmek vesaire, hani bütün bunlar çok önemli. Arada onu da belirtmiş oldum. Evet, bunu biraz hani istersen özetleyelim. Sen de ister misin? Olur tabii. Yani böyle biraz aslında bahsettik tüm o seçilmiş aile genogramının içinde tek tek ailelerden, ama hani Aseo ailesinde ne oluyor? Çünkü aslında iki kuşağı birden görüyoruz. Önce Matilda'nın genç kızlığı ve oradaki o deneyimleri, varlık vergisi dönemi, işte Mümtaz'la yaşadığı gizli ilişki, ailenin onu böyle pamuklar üstünde tutmaya çalıştığı bir kız çocuğu var aslında, değil mi? Yani işte bir olay oluyor, fark ediyor. Biz güvendeyiz Matilda, her şey yolunda diyorlar. Halbuki bir hafta sonra Aşkale'ye gidecek bir aile var orada. Dolayısıyla hani belki de ilk sırlar da o şeye geri dönersem, aktarımlara geri dönersem, hani Matilda'nın Rachel'den sakladığı hani babasını öldürme sırrı ya da öldürdüğü kişinin babası olduğu sırrı, aslında Aseo ailesinin içinde de sürekli bir şeyleri saklayarak, çok üstü örtülerek, çok da konuşmadan hani her şey yolunda, iyi olacak, seni güvende tutacağız gibi bir yerde şey yapıyorlar, yani yaklaşıyorlar çocuğa. Bir taraftan buyurun. Şimdi sizin... burada belki hani tezinle de bir bağ kurabilirsin. Çünkü o kısmı önemliydi galiba, değil mi? Yani evet. O çocukları koruma şeyi, içgüdüsü aslında nasıl bazı şeyleri kapatmaya yönlendiriyor ebeveynleri. Evet, yani bir taraftan hani arkadaşça ilişkiler vardı sürekli çıkan. Hani anne kız arasındaki o yakın ve arkadaşça ilişki, ki dizinin bir sahnesinde o Monsieur David'in söylediği de bir Ladino laf vardı. Şu an dilim dönmez ama şey diyordu, hani kızının yanında olman lazım. Çünkü hani bir kızın en büyük ihtiyacı ve tek ihtiyacı belki de en iyisi annesiyle olan arkadaşlığıdır. Yani çok işliyordu. Ve bir taraftan da o çocuğu koruma ihtiyacı, hatta o fedakarlık gibi bir yerden çıkmıştı. Matilda'nın da o hapishaneden çıkıp aslında hani İsrail'e gidecek diye çıkıyor. Yasa çıktı, kurtuldu ve hani tamam, hani o çocuk 18 yıldır zaten büyüyor. Benim hayatımda bir yerim yok ve ben kendi yolumu çizeceğim, hayatımı kurtaracağım. Hani bu ülkede kalmak için hiçbir bağım, hiçbir kötüm yok diye düşünürken çocuğunun bir şekilde zarar gördüğünü duyduğu ve gördüğü anda, yani kızı sadece uzaktan gördüğü anda, bir anda sanki o fedakar anne rolü böyle yükleniyor. Yani hani dediniz ya biraz evvel, ailelerden gelenler neler var bir bakalım diye. Yani gerçekten onun rol repertuarında da sadece belki de fedakar, verici, çocuğu için orada olan, elinden geleni yapan, fazlasını yapan bir ebeveyn modeli var muhtemelen. Ve hani kızı gördüğü anda da zaten annesinin adı verilmiş bir şekilde onun haberi olmadan. Hani hepsi bir anda sanki açığa çıkıyor ve tekrardan o annelik rolünü geri alıyor, kucaklıyor bir şekilde. Diyebilirim. Mordo'ya geçelim mi? Olur tabii. Bununla ilgili bir tane video vardı. Onu izleteyim ister misiniz öncesinde? Tabii. Evet, hep şeyi konuşuyoruz ya, bu aslında cinsiyet rolleri ve beklentiler, daha çok belki kadınlar üzerindeki etkisinden bahsediyoruz ama erkekleri de ne kadar kısıtlayan, bir cendereye sokan bir tarafı olabiliyor bazen. Hani sen sadece bu rolle varsın
kültürü bütün o erkeklerin de aile içindeki varoluşlarını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani Mor'da böyle dizideki tam şey galiba, hani evet tam beklenen, işte dizide de böyle paşa proje, yani böyle paşa gibi akıllı uslu çocuk diye anlatıyorlar. Hani bütün o ailenin beklentisini gerçekleştiren, işte işi sürdürecek, soyadı sürdürecek, bir şekilde ailesine karşı gelmeyecek, onların seçeceği tarzda bir kızı tercih edecek ve onunla evlenecek ve bir sürü torun sahibi edecek bir rolde de aslında ne kadar zor yani. Tıpkı dediğiniz gibi yani karını çalıştırmayacaksın, çocuklara bakacaksın, evi döndüreceksin, bir taraftan saygılı olacaksın, bir taraftan ne kadar fazla beklenti var ondan da. Ve hani tam bir kurtarıcı rolünde dizide aslında. Hani gel seni götüreyim, bir başkasının çocuğu olduğunu bilmesine rağmen hani sevgisinden ve saygısından da, bence sadece sevgi de yok orada. Böyle hissettiği gerçekten bir saygı da var. Hani ben seninle her yere gelirim ve senin çocuğuna da babalık ederim diyebilecek kadar büyük bir kalbi var bir taraftan, ama ne kadar da büyük bir sorumluluğun altına giriyor. Ve belki de ezilecek onun altında. Ailesinden ilk defa sır saklıyor ve yalan söylüyor belki de. Bulaşıcı galiba yalan. Evet. Evet, bir de fıstık İsmet var. Birisi şey, Filiz Hanım galiba yazmış şey chatte. O da aslında babası gibi bir baba olmaktan korkuyor diye. Değil mi? Yani bizim kuşaklar arası aktarımda işte farklı aktarım biçimleri var. Bazıları tamamen model almak ve aynısını yapmak üzerinden. Bazılarımız da ailesinde kendi gördüğü ve ona zarar verdiğini düşündüğü şeyin tam tersini yapmaya çalışmaktan, aslında ikisi de biraz eli kolu bağlayan bir şey olabiliyor. Yani biz ayrışma seviyesi olarak bakarız mesela. Hani bu kadar güçlü bir etki olduğunda her şekilde ayrışmak zor. Çünkü ya sanki bir öğrenilmiş bir şey gibi aynısını yapmanız gerekiyor, ya da yine öğrenilmiş bir şeyin tam tersini yapmanız gerekiyor. İki tarafa doğru aslında itilme ve çekilme olduğu için orada insanın kendi sesini bulabilmesi, kendi doğrusunu bulabilmesi, o siyahla beyaz arasında daha gri bir yerde, daha dengeli bir yerde yaşamını devam ettirebilmesi bazen zor olabiliyor. Bir taraftan da belki baba için de ya da anne için de aynı şekilde, yani o bir üst kuşak için de benzer bir zorlantı var. Yani o 6-7 Eylül olaylarında oğlumun hani kimseden yana değilim, sizden yana hiç değilim dediğinde şiddete maruz kaldığı yerde baba uzaktan izlemek zorunda kalıyor. Ve bir taraftan şunu düşündürmüştü o sahne bana, yani babanın düşüncesi kendine göre en doğru olan, yani Ali Şeker bir şekilde inandığı şeyi, işte o kendinden büyük şeyin bir parçası olma uğruna orada var oluyor. Ama ondan gelen, ondan doğan, onun yetiştirdiği onu kabul etmiyor. Ve onun tam zıttı bir şey yapıyor. Belki de biraz da ona inat. Dolayısıyla böyle o ikililiği sanki iki tarafta da hissetmiyor. O zorlantıyı, yani bana benze ama daha iyisi ol. Sana benzemek istemiyorum ve daha iyisi olmak istiyorum gibi. Evet, Filiz Hanım da şey yazmış, hani doğruyu bulup da kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde de çok geç kalmış oldu. O da herhalde şeyin, dizinin gerçekten çok dramatik sahnelerinden biriydi zaten. Şey geldi aklıma, bir şey daha ekleyeyim mi? Tabii. Bir sahnede hani böyle farklılıklar kadar benzerlikleri de konuşuyoruz ya. İsmet'in annesi Raşel'e şey diyor. İşte erkek olursa adını Ali bir şey koyacağım. Ali Mehmet koyacağım diyor mesela. Çünkü bizde işte dedenin adı verilir. Söylüyor ve Raşel'in orada bir yüz ifadesi var. Oldukça hani ne yapacağını bilemeyen ve orada şeyi düşünmüştüm. Yani hani Yahudilerde de benzer bir şekilde ilk doğan erkek çocuğa işte babanın babasının, ikincisine annenin babasının adı verilir. Aynı şekilde işte kız çocuğa da babaannenin ve anneannenin. Aslında hani o farklı görünen şeyler kültürel olarak ne kadar aynı ve hani aynı şeyi onore etmeye çalışıyorlar, aynı şeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Hani bir taraftan sanki dizi onu da veriyor. Evet, bir şey, danışanım geldi aklıma. Bir Yahudi, bir erkekle Müslüman bir kadının evliliği bu.
Ve aslında tam dediğin gibi yani iki farklı kültür bir araya geldiğinde hani ne olacak? Özellikle çocuk yetiştirirken mesela işte şeye karar vermişler. Yani biz her şeyi görsünler, bütün adetleri ve her şeyi kutluyorlar gerçekten. 18 yaşına geldiklerinde kendileri karar versin ne olmak istediklerine gibi böyle bir karar almışlar. Bundan bahsettiler, o onu hatırlattı söylediğin şey. Çok iyi geldi. Yani çok saygılı bir taraftan da herkesin birbirine çok saygılı oluyor. Evet. Evet. Herkes bunu yapabilse keşke. Evet, bir de Selim Songül'ün ailesi var. Burada da aslında gene cinsiyet rollerini çok net görebiliyoruz. İstenilen bir erkek çocuğu olmaması, doğru işi yapmaması, bütün bunlar o ailede ciddi çatışmalara ve uzaklaşmalara ve kopuşlara sebep oluyor. Burada da yani hani biz LGBT'yi topluluğuna dahil olduğunu varsayıyoruz, o şekilde görüyoruz. İşte bununla da ilgili hani işte acaba Zeki Müren mi, Selim Songür, Erol Büyükburç mu falan gibi şeylerde konuşuluyor anladığım. Hani ondan bağımsız olarak ama bir şekilde hani bunun zorluğunu yaşayan birisinden bahsediyoruz. Evet uçuyor ama iplerinin gittiği yere kadar diye. Bu son cümleyi sen yazdın galiba değil mi? Evet, evet. Yani aslında İsmet ve babasının hikayesinin bir başka versiyonu var burada da. Yani bir başka formatta görüyoruz sanki. Hani evet, hani radyo sanatçısı olmak büyük bir şey ailenin gözüne. Çünkü onlar evde radyodan haberleri, müziği, bilgiyi duyuyorlar ama hani bir erkeğin sahneye çıkması o dönem için çok büyük bir şey. Yani çok vizyoner bir adam Selim ve Orhan da bence. Ve dolayısıyla hani o sahne de bence bütün her şeye rağmen, ailesine rağmen o sahneye çıkmaya cesaret edebilen bir adam var. Ama iş babasının takdirini alabileceği bir yere geldiğinde önce bir hayır deyip aslında yıllardır uğruna savaştığı şeyi savaşmaya devam etse de bir noktada şey diyor yani. Hani gerçek bir sanatçı olduğumu da ispat edeyim, onaylanayım. Yani ailem beni belki de o zaman kabul edecek olduğum gibi gibi de bir ümit var sanki. Evet, burada da hani Orhan'la ilişkisinde aslında son derece üstü kapalı bir şekilde acaba arada böyle bir karşılıklı bir çekim mi var, nasıl bir yakınlaşma var vesaire diye düşünüyoruz. Tabii yani bu işin içinde hani cinsel çekim olmasa da hani bir iki arkadaşın yakınlaşması, yani Matilda ile yakınlaştığı gibi bir yakınlaşma da varsayabiliriz. Ama yani hani bu konuda da eleştirildi aslında, hani neden bunu kapatıyorlar. Bunun burada tabii daha belki Rütük'le ilgili bir takım şeyler, kısıtlamalar olabilir. Ama yine orada şeyi görüyoruz yani hani yaralardan bağ kurmak. Çünkü çok benzer yerlerde kimliklerini gizlemek gibi bir hayat hikayesinden bahsediyoruz ve hani kendisiyle aynı şeyi yaşayan birisini o size hiç anlatmasa bile verdiği sinyallerden, bakışlardan bazen insanlar sadece bu şekilde birbirlerine çekilebiliyorlar. Aslında aşk da biraz böyle bir şey, onu da biliyoruz yani o benzer dinamikleri görebiliyoruz aslında karşı tarafta. Bu izi gerçekten o insana çekiyor sanki bir yaranın iyileştiricisi gene o yaraya sahip olan kişidir gibi bilinçaltımızda bir inanç oluyor. Burada da belki benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Evet, sanki hem Orhan hem Matilda bir şekilde hayal ortağı gibi de yani o seçilmiş aile dediğimiz şeyin içinde hani gerçekten Selim'in gözünden bakıyorlar bir şekilde hayata. Onun potansiyelini, onun başarabileceklerini, onun yapabileceklerini kabul eden. Ve aynı şekilde Didem Hanım yazmış Matilda ve Reşel için verdiği ödün diye Selim'le ilgili. Yani evet, hı hı. Öbür tarafta da hani o karşılıklı fedakarlık belki de hani evet kan bağıyla aile olmak zorunda değilsin. O gerçekten aile olarak kabul edip onun için elinden geleni yapmak için. Evet yani Selim de hayalindeki kıyafetten vazgeçiyor ki sadece
ailesi olarak gördü, kız kardeşi olarak gördü. Matilda bir şekilde zarar görmesin diye gerçekten. Evet, bunu çalabilirim bence. Evet, bu şarkıyı herhalde bir dinlememiz lazım. Bu arada açıyor musun? Aha, açayım mı? Tamam, hı-hı, aç istersen. Duyulmuyor ama. Duyulmuyor mu şu anda? Belki senin paylaşman gerekiyor onun için. Olabilir mi? Şu an hiç duyulmuyor. Kesik kesik geliyor. Belki siz screen share yapıyorsunuz diye paralel. Herhalde olabilir. Sonunda dinleriz isterseniz. Tamam, yani şey, dinlemişlerdir diye tahmin ediyorum zaten ama sözlerinin belki tekrar bir üzerinden geçmemiz güzel olabilir. Zaten burada da o hani ortak yaraları bence güzel anlatıyor. Okuyayım mı sözlerini? Oku. Neler oldu? Gel de bir duy benden. Ben de senin gibi bir aşk yarısıyım. Ben yaşadım, ben istedim. Ben kendimin masalıyım. Bu dünyaya sığmadım, sığamam. Ben burada, yürek devler ülkesinde. Masal bu ya, gözlerim kapalı. Açsam acı gerçek perdenin arkasında. Kimimiz gökkuşağından, diğerimiz yasak doğuştan. Bu cihana meydan okuyuştan, sabıkalı ve selam. Hey, aslında onlar öldürmek istiyor ölümü. Kimse inanamıyor, maalesef fark etmiyor göründüğünü. Evet, belki saat de 9:30 olmuşken acaba yani yazılanlar oldu zaten ama bir küçük bir paylaşım arası mı versek? Bütün buraya kadar konuştuklarımız üzerinden neler çağrıştırdı size? Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Hem yani dizi açısından alan dışı olanlardan da görüşlerini alabiliriz. Alandan olanlardan da daha belki hani teorik anlamda katkı sağlamak isteyen varsa onlardan da alabiliriz. Var mı paylaşmak isteyen? Ben belki bir şey ekleyebilirim. Pardon, biri mi bir şey dedim? Ayşenur, buyur. Ben şu aralar böyle travmayla alakalı çok fazla okuma yapıyorum. Böyle üzerinde çalıştığım konuyla da alakalı. Ve şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Aslında biz hep böyle travmanın hani böyle doğal olarak işte disosiyatif yönleriyle, bizi işte harap eden yönleriyle işte böyle şey yapıyoruz ya, hani çalışıyoruz ya da karşılaşıyoruz ya, ama ben bu filmi izlediğimde şöyle bir hissiyata da kapıldım. Şimdi evet, insanlar işte yani çok şeyler yaşamışlar ama İşte burada biraz önce sizin de bahsettiğiniz işte o Matilda ile işte şey, doğudan gelen şeyin adını Hacı. Hacı'nın işte oradaki o bir şeyleri hani böyle paylaşmaları ve yeniden kök salmak gibi aynı zamanda sanki. Ve bu aslında travmanın hani iyileştirici ve güçlendirici bir yanı da vardır deriz ya. Yani ben de o filmi izlediğimde yani o sahneyi gördüğümde ilk aklıma gelen şey buydu. Hani sanki bir şey yeşeriyor orada. Hani sizin burada bahsettiğiniz hani sonradan hani seçilen aileler aslında hani. Yani burada aslında bir yandan şey var. Hani evet, işte çok hani böyle hiç yaşanması gereken şeyler var belki de, ama insanın o içerisindeki kendi kendini iyileştirebilme kapasitesinin de ne kadar hani böyle kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Ya da mesela şeyde, Matilda'nın işte Rachel'le ilk karşılaştığı zamanlarda işte Rachel ona şimdiye kadar neredeydin diye hani böyle isyan ettiği zaman Matilda'nın şöyle bir sözü vardı. Hani belki biraz yani tam kelimesi kelimesine hatırlamayabilirim ama
Ben belki hani seninle bunları paylaşmamış olabilirim. İşte bu yaramı nerede oldu gördün mü dediğinde. Ama sen benimle işte kavga edebilirsin belki. Yani aslında ne kadar önemli bir şey o. Hani kendisi birçok şey yaşamış hani ve birçok korkuları var. Ama hala yani bir iletişim var hani orada. Evet. Bizim hani mesleği de galiba çok hani değer katan bir şey bu söylediğin, değil mi? Yani ne olursa olsun o odanın içinde hani tartışılsa da işte kırıcı şeyler de söylense o iletişimi sürdürmeye devam etmek, o farklılıklarla da birlikte o teması koruyabilmek aslında yapmaya çalıştığımız şey biraz o. Tam da aslında herkesin buna ihtiyacı var. Bu bana Judith Herman'ın sözüydü herhalde, değil mi? İlişkilerde yaralanır, ilişkilerde iyileşiriz diye. Yani başka birinin açtığı yarayı aslında ancak başka biri tamir edebilir gibi. Bu da tabii ki hani bizim içimizde de kendimizi iyileştirme becerimiz var. Ama diğerlerinin varlığında oluyor bu genellikle. Hani bir izolasyon halinde pek yapabilmemiz mümkün olmuyor. Buse Nur Hanım. Burada Şenur Hanım paylaşımda bulununca aslında ben şu sözü hatırladım orada. Sonradan oluşan yaralarının belki nasıl olduğunu bilmiyorum ama bunun nasıl olduğunu biliyorum deyip orada bir doğum lekesini göstermişti. O çok güzel bir bağ kurma girişimiydi. Hani başlangıcı yeniden hatırlatmak ve sonra zaten Rachel biraz daha yumuşamaya başlamıştı. O sahne benim de orada çok dikkatimi çekti bağ kurma girişimi olarak. Evet, çok güzel bir sahneydi o gerçekten. Bir de şey geliyor aklıma, hani o aslında çocuklarla da onu yaparız ya, çocuk bir öfke patlaması yaşar, bağırır, çağırır, elini her şeyi fırlatır. Ama hani ebeveyn olarak aslında orada durabiliyor olmak, çocuğun kendine ve başkalarına zarar vermesini engelleyerek ama onun yanında o öfkeli halinde de durabiliyor olmak çok önemli. Çocuğun kendisini her duygumla kabul ediliyorum hissini hissedebilmesi için. O da güzel bir örnekti söylediğinize. Filiz Hanım. Merhaba. Ben de bu Selim'in şarkı sözlerini sizle paylaştıktan sonra aklıma Cummings'in bir şeyi geldi, sözü geldi. Diyor ki seni diğerlerinden farksız yapmamaya bütün gücüyle çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermektir. Vermek demektir. Dolayısıyla oradaki sözlere bakıp hani bir şekilde belki hani dizinin bütününe bakıldığında hani farklılıklar, benzerlikler var ama bu sözden hani Selim'in farklı olmaya çalışması, bir de o dönemin içerisinde, bir de belli bir konjüktürde bir takım şeylerin zorlukları oluyor. Belki o gün için zor olanlar bugün işte farklı bir çerçeveye bakılıyor. Ben de bunu paylaşmak istedim. Evet, Selim gibiler aslında bazı şeylerin önünü açabildi o mücadeleleriyle, değil mi? Bana da şey sözünü hatırlattı bu, kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan kendi destanını yazamazsın sözünü. Onu da çok seviyorum. O sadece kendi destanını yazmak değil, senin gibi mücadele edenlerin de aslında destanına belki destek olmak diyebiliriz. Sanki masalın girişini yazdı ve başkaları devam ettiriyor sonrasında. Evet. Aysel Hanım. Merhaba. Ağzınıza sağlık Yorum Hocam ve Sindi. Teşekkür ediyorum. Ben de çok severek izlediğim bir dizi oldu. Burada demin Ayşe Nur'un, benim deyimle Ayşe Gül'ün ve paylaştıkları ve diğerlerinin de söylediği şeyi aklıma getirdi. Biyonun kapsayıcılığı, o kavram. Bir de resilience'ı, yani travmanın aslında yaralarımızın bizi hem yaraladığı, hırpaladığı ama aynı zamanda da dayanıklılığımızı, resilience'ımızı genişlettiği, geliştirdiği ve bunun da hayata devam ettirmek için de bizi ezen, yaralayan şeylerin itici güç olduğu, ivme kazandırdığı, güçlendirdiği gibi bir yanının da olduğunu
gösterdi bu dizi diye düşünüyorum. Bu yanları vurgulamak, söylemek, eklemek istedim. Bir de kendimle ilgili bir şey paylaşmak. Bu biraz paylaşım biraz. Benim çocukluğum, ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Ve aslında bu diziyi izlerken kendi çocukluğumu çok çağrıştırdı. Neden? Çünkü ben büyürken Yahudi yoktu ama Ermeni ve Rumların çok ağırlıklı olduğu, sağım, solum, önüm, arkamın yoğun bu kişilerin, bu ailelerin olduğu ortamlarda büyüdüm ve o zaman hiç aklımıza gelmezdi. Hani bu Yahudi, şey, bu Ermeni, Rum, işte ne bileyim, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin adı Araksi'ydi. Ermeni bir kızdı filan. Oturduğum, yattığım oda pencereleri bir kiliseye bakıyordu ve ben sabahları kilisenin çanıyla uyanırdım filan. Ama artık bu kilise çanlarını çaldırmıyorlar şimdi günümüzde. Şeyi düşün, yani ne kadar çoraklaştığımızı ve bu çoraklığın bizi ne kadar yoksullaştırdığını. Demin siz hani dediniz ya, o ekosistemik modeldeki o toplum ve topluluğun içinde bu renklerin, bu dokuların nasıl yok olduğunu, gittiğini, o satirin söylediği farklılıkların gittikçe bizi de darlaştırdığını, daralttığını hissetmiştim. Ve hakikaten bunları yeniden yaşatan bir tarafı var. Ve neyi kaybettiğimizi fark edersek, onu yeniden kurmanın da yolunu, hedefini de gösterebilir gibi düşündüm bir yandan da. Yani bunlar bizi eksiltiyor. O zaman eksilten şeyleri tekrar canlandırabiliriz ve buradan yeniden kurabiliriz gibi de düşündüm. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani bir yandan çok da ironik değil mi? Yani teknolojiyle birlikte aslında sonsuzluğa doğru bir şeye gidiyoruz. Hani çok farklı şeylere hemen erişimimiz var. Ama bir yandan da toplumlarda sanki kendi içlerine daha çok kapanıyorlar ve işte hani kendilerini korumaya belki de alıyorlar bunun karşısında ve daha renkleri soluyor, canlılıklarını kaybediyorlar. Maalesef yani bunun bir geçiş dönemi olduğunu umut etmek gibi bir yerdeyim ben de. Peki başka var mı paylaşım yapmak isteyen? Devam edelim. Evet. Buyurun. Miray. Miray. Merhaba. Merhaba. Ben aslında dikkat ettiğim bir şeyi bir paylaşmak istedim. Hem de fikir varsa ya da buna bir yorum varsa duymak da çok isterim. İzlerken birkaç sahnede sürekli kapının kolunun tutma yerine sürekli düşüyor olması ve sonrasında onun bir şekilde aşağı tarafından onarılması dikkatimi çekmişti. O benim için kıymetliydi sanki o sahne. Çünkü yeniden bir sıfırdan bir aile olmaya çalışıyorlar. Kapılar, duvarlar aslında ailenin hem geçirgenliğini hem güvenliğini sağlayan objeler. Ve onu bir zaman sonra Raşel sanki onu bir kabul etme ve aileyi onarma, güçlendirme adımı olarak gördüm. Acaba fazla bir anlam mı, yoksa gerçekten o kapının kolunun sürekli düşüyor olması böyle yorumlanabilir mi diye paylaşmak istedim. Çok güzel yakalamışsınız. Evet, o detay ben de dikkatimi çekti. Bir sürü de şey oluyordu o arada, hani o şey yapamadım, odaklanamadım ama siz söyleyince şimdi çok anlamlı geldi gerçekten. Yani orada bir türlü tutmayan bir şey var ama hep oldurmaya çalışıyor ve sonunda da başarıyor gibi. Tam bu sahneye dair bir video var elimde. Belki izletip üzerine konuşabiliriz. Ister. Olur. Okay. Bu o sahnelerden biriydi sanırım. Birkaç kere daha tekrarlanmıştı da. Ben de orada böyle ne oldu şimdi, bu kapı niye düştü, bu kol niye düştü diye. Yani bir taraftan orada bir şey gibi düşündüm galiba. Öfke ve sevginin çok iç içe geçmiş olduğu bir sahne. Yani paylaşım yapmak için gerçekten hani ben artık kötü, ben kötü değilim. Ben başka bir şey yaşadım ve sen benim hikayemi bilmiyorsun diyen. Hani biraz da çaresiz ama biraz da
cesaretini anca toplayabilmiş bir anne var ve hani o kapı kulübünün dışarıda kalması, yani nasıl döneceğimiz belli, dönecekler mi o eve tekrardan belli değil, nasıl dönecekler belli değil, bir arada mı dönecekler, Rachel o eve dönecek mi, ama hani sanki onu sembolize ediyor gibi gelmişti bana biraz da. Ve sonunda birlikte dönebildiler çünkü yakınlığı getirdi o paylaşım ilk defa belki de. Evet, Utku el kaldırdı. Yani çok güzel bir metafor olmuş. Kapının, o kulübünün düşmesi bana şeyi çağrıştırdı. Hani sizler de bilirsiniz, biz tramvayı konuşurken aslında ve kuşaklar arası aktarılan tramvayı konuşurken bir neslin birazcık daha bu tramvaya çalışılabilir hale getirmesi. Hatta genellikle terapistlerin işte ya da psikologların da aslında böyle bir hani işlevle ya da bilinç dışı bir aktarımla hani böyle meslekleri seçtiği falan konuşulur genellikle. Ve hani oradaki işte o kapının konunun düşmesi. Yani evet o travma oluyor ama bir taraftan da o kapının konunun da yeniden oraya takmak, onu onarmak da hani bir taraftan aslında bir ihtiyaç. Belki de hani yapmaya çalıştığımız şey gibi de. Yine travma literatüründe de şeyi de deriz. Hani evet Freud tekrarlamayı söyler bize, reputation'ı söyler ama travma literatüründe de bir de hani evet biz bir şeyleri tekrarlarız ama bir taraftan da onu tekrarlarken bir umut da. Yani onu evet ben tekrarlıyorum ama bu sefer böyle olmayacak gibi bir umutla. İşte tıpkı o kapının kulübünün düşmesi ama yeniden o kapının da kulübünün oraya takılmasına olan ihtiyaç gibi. Ama bana da bunları çağrıştırdı, paylaşmak istedim ben de. Çok teşekkürler. Bir de bazı şeylerin konuşulması için böyle bir somut bir semptoma ihtiyacımız oluyor ya, kapının kulübünün düşmesini öyle bir şey olarak da düşünebiliriz belki. Yani o çok tamir edilebilecek bir şey. İşte bazen çocuklar geliyor, aslında ailede bir sürü travmalar var falan ama işte hep verdiğimiz örnek alt ıslatmayla geliyor çocuk. Biz aslında hani o daha kolay onarılabilecek bir şey ama alt ıslatmanın arkasına baktığımızda, yani o kapı kolu nasıl düşüyor kısmına baktığımızda bambaşka hikayeler ve çok daha karmaşık şeyler bulabiliyoruz. O açıdan da güzel bir metafor gerçekten. Başka var mı paylaşma? Filiz Hanım. Selamlar, gerçekten harika bir akşam oldu. Çok da bizim için de öyle, sağ olun. Gerçekten çok da severek izlediğimiz bir diziydi. Uzun zamandan beri de benim gerçekten böyle hayranlıkla İlişkiler üzerine kafa yorulabilecek, gerçekten derinleşebileceğimiz bir dizi olması anlamında çok mutlu etti. Ya bence çok katmanlı bir dizi. Yani şu an bence konuş bitmeyecek kadar çok konu var. Yani ilişkiler, siz çok güzel derlemiş toplamışsınız birçok enstantaneyi. Ama mesela ben de çok katılıyorum bütün söylenenlere ama mesela ben de Matilda'nın, yani çok güzel karakterler çizilmiş ve Matilda'nın bu duruşunu çok beğendim. Yani oradaki o sağlam duruşunu, aslında çok çaresizdi ve çok kanatları kırılmıştı başlarken, hapisten çıktığı zaman. Ama sonra belki o işte annelik gücüyle ve bu ebeveynlik rolüyle ilgili olarak belki söyleyebileceğim. O kadar güzel tutuyordu ki bence Rachel'i, ne sıkıyordu, ne şey yapıyordu, boğuyordu. Onun sonrasında da ikinci söyleyeceğim şey de, sadece kendi kızına annelik yapmadı. Başka kızlar da vardı Çelebi'nin eline düşen, onların da nüfus cüzdanlarını söktü, aldı, getirdi, yerine bıraktı. Bir an pilim bitiyor. Hızla onu takıp geleceğim. Sözü tamam. Böylelikle tamamlamış olayım. Tamam. Çok teşekkürler. Biz de Cindy ile aramızda konuşurken aslında Matilda'nın o annelik rolünün çok daha küçük yaşlarda başladığını düşündük. Yani Matilda zaten annesinin ölümünden sonra kendi ailesinde de anne rolünü almıştı. Onun için aslında hani ilk çocuğu ve onunla sanki annelik yapmadığı gibi düşünüyoruz ama Matilda aslında anneliği iyi biliyordu kendi ailesinden de. Babasına ve kardeşine de yaptı ve hani ebeveyn kaybından sonra çok da görürüz bu çocuklardan birinin o ebeveynin rolüne geçmesini. Ama
yani tabii cinsiyet rolleriyle de orada hani kız olan çocuğun anne rolüne geçmesi vesaire, onları da farklı yerden eleştirebiliriz belki ama evet, o kısmı da dikkatimizi çekmişti. Alev Hanım, buyurun. İyi akşamlar herkese. İnanılmaz keyifle dinliyorum. Ama en çok beni coşkulandıran şeyin de burada akşamın bu saatinde bu böyle farklılıkları onurlandırmak için daha çok anlamak, bu acıları anlamak, bir diğerini anlamak için burada bulunan bu insanlar çok heyecan veriyor şu an bunu paylaşıyor olmak. Utku Bey'in söylediği şey üzerinden aslında bu travmanın tekrarlanması ama bir umutla bunu yapıyor olma hali. Bana Selim'le Orhan'ın ilişkisi de biraz oralara dokunuyor gibi geldi açıkçası. Hani aralarında romantik bir ilişki var. Ben hiç almamıştım siz söyleyene kadar. O gözle bir daha bakma ihtiyacı hissettim. daha Utku Bey'in söylediği şey üzerinden aslında hani orada seçtiği ailesi Matilda, daha o anaç tarafı annesini temsilen. Orhan da onu desteklemeyen babası gibi gelmişti bana. Hatta ilk sahneye çıkacağı zaman annesi gelip bak hani baban duyarsa, bak biz bunu onaylamıyoruz filan dediğinde sahneye çıkamayacak oldu yine. Ve Matilda hani şartellere su attı onu kurtarmak için. Akabinde başka bir büyük gecede Paris'ten döndüğü o ikinci sezonun başında bu sefer Orhan dedi ki bu kıyafetle çıkamazsın. Yani onu tam da olduğu haliyle kabul eden baba o halini reddettiğinde alkol komasına girdi, kendinden geçti, bir şeyler oldu filan. Yani hani sen de mi, seçtiğim sen de mi der gibi. Ama sonra bir umutla tam da şarkı yazarak geri döndü oraya. O yüzden bana daha oraları çağrıştırdı ve onu paylaşmak istedim. Evet, bu arada bu yani sadece bir şey, hipotezdi tabii ki, hani öyle bir şey var. Hani senaryoyu da ben yazmadım. Belki de var. Ben de bakıyorum oraya. Yani ama hani romantik mi yoksa şey mi? Zaten onlar çok birbirine karışan da şeyler bir yandan. Aynen öyle. Aynen. Hayranlık boyutu da olabilir. Evet. Evet, kesinlikle. Ama bu taraftan tam da o işte ipleri yani şey gibi düşündüm şimdi söyleyince. Hani ilişkilerde de karşılıklı belli sorumluluklar vardır ya ve hani çift belli özgürlükleri vardır. İlişki bile değil. Bütün toplumda aslında ama başkasının sınırına girene kadar, başkasına zarar verene kadar. Hani orada da o Orhan'ın durdurduğu yerler hep kendine zarar geleceği yere kadar. Yani orada durduruyordu. O zamana kadar sonsuz özgürlük. Uçacak mısın uç. Çıkacak mısın çık. Ama ne zaman ki onun onur gecesinde, onun ödül gecesinde önüne çıkabilecek bir engel oldu. Orada sanki o ipi çekti gibi geldi bana da. Ve orada yaşadığı Selim'in kırılması da belki de işte o çocuğun sınıra çarparkenki kırılması gibiydi. Yani o çok çocuksu bir anda adam kendi kabuğuna çekildi ve her şeyden elini eteğini çekti falan. Anlamlıydı. Evet, teşekkürler. Devam evet, edelim mi? Olur, yarım saatimiz kaldı. Bir tane sorumuz da olacak zaten Aysel Hanım. Belki orada dahil olursunuz, olur mu? Görüyorum elinizi ama sanki devam edecek gibi. Bu konuyla ilgiliyse kısaca alalım, sonra devam edelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii. Şurada bir izninizle bir belki tırnak içinde itirazım olacak. Demin galiba Filiz Hanım dedi. Rachel'in annelikten güç alıyor olması. Bence orada annelik değil. Orada daha kendisinin hakkaniyet ve adalet noktasında adil olmak, herkesi kapsayıcı olması, kendisi yara aldı ve aslında zarar da veren biri. Düşünün ki kendi ailesinin aslında dağılmasına neden olacak, hatta Mümtaz'ı öldürmesine kadar gidecek aile içi sırrı da ortaya çıkartan Rachel'in kendisiydi. Matilda. Pardon, özür dilerim. Matilda'nın kendisi. Dolayısıyla orada aslında yaptığını yeniden onarıp ikame etmek ve herkese hakkaniyetle, adaletle davranıp ben de yanlışım, benim de hatalarım var, ben de suçluyum. Ve bu aslında oradaki o empati ya da sempati Çelebi'yle de yaklaştırdı. Biz burada Çelebi'ye ve bir de Hıncı
intikamı alan karakteri Bahtiyar'ı Dimitri diye çağırıp ben zarar görüyorum, sana da zarar vererek gidiyorum diyen biz yıkıcı duyguları da pek konuşmadık ama bu da vardı filmin, dizinin içinde. Dolayısıyla orada bir o toplumsal cinsiyetçi rolleri de düşünerek Matilda annelikten değildi. Anneliği tam da öğrendikleri ve yaşadıklarından edindikleriyle inşa etmişti diye onu belirtmek istedim diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Devam ediyorum. İki ailemiz daha kaldı konuşmadığımız dizinin içinde var olan. Bir tanesi Orhan ya da daha sonradan ortaya çıkan ismiyle Niko ve onun ailesi. Biraz konuştuk aslında. Belki yine böyle biraz değinebiliriz. Evet, yani burada en büyük şey herhalde o sır zaten. Yani ailedeki sırların aslında o ilişkileri nerelere getirebileceğinin çok şey acı bir örneği herhalde, değil mi bu aile? Yani o annenin dönüşümü, o hani böyle duvar gibi duran, ne kadar güçlü, ne kadar o sırrı üzerine giymiş bir kadın var orada aslında. Ve hani çocuğunu da öyle bir yerden yetiştirmiş. Yani ikisi de ne kadar sağlamlar ilk sezonda. Ve sonra o yaşlılık ya da bilmiyorum belki Alzheimer mı oradaki süreç, çok emin değilim ama o süreçle birlikte aslında o eski anılara gitmesi ve kendini kontrol edemediği bir yerden ne kadar gerçek bir özünü çıkartıyor aslında. Anne, ve ne kadar korkutucu. Yıllarca bu sırla yaşamayı öğrenmiş bir çocuk için hani o yıkıcı, bütün hayatını yıkabilecek kadar gerçek bir sır var orada ve tam da bu 6-7 Eylül olayları zamanına da denk geliyor. Ve peşinde de bir avcı var aslında. Yani kendi korktuğu her şeyi önce tam da şey gibi, yani önce kendi uyguluyor kulüp içinde elimelerle, işte gayrimüslimleri işten çıkartarak ve sonra aynısının kendi başına geleceğini de öngörüyor ama iş işten geçmiş oluyor gibi galiba. Favori aile. Evet, favori aileni anlatmak ister misin? Yani aslında şey gibi, sanki Hacı ve Bahtiyar bütün dizinin içindeki o iyi, kötü, güzel, çirkin, masum, zalim, o ikililikleri ve hani o farklılıklar ve benzerlikleri böyle yani tek bir sembolde verecek olsa sanki Hacı ve Bahtiyar kardeşler bunun böyle sembolü gibiler. Yani o ilk geldikleri andan etraflarına bakışlar, kadınlara bakışlar, harekete bakışlar ve sonra hani sanki şey gibi, sizle de konuşmuştuk ya, yani yol ayrımlarında iki farklı yola gidiyorlar. Bir tanesi Matilda'nın adamı oluyor, öbürü Çelebi'nin adamı oluyor. Biri iyiyi seçiyor, öbürü kötüyü seçiyor gibi. Ve aslında ne kadar hani sonunda travmatik bitiyor bu ailenin bir taraftan. Yani biraz evvel bahsedildiği gibi hani o ayrımcılığın içinde var olan o daha kötüyü, zalimi seçen kişi aynı şekilde aslında katlediliyor. Ve Hacı'nın o Tasula'yla konuşmasında o son lafı çok dokunmuştu bana, yani benim abim köyde kaldı, tanısan çok severdin, çok güzel bir adamdı diye. Yani bir taraftan da onu ne kadar hani o travmatik deneyimi, o kaybı ne kadar yok sayan ve hani kaldırılamayacak kadar büyük bir farklılık var çünkü ikisinin arasında gibi. Bir de ben aile olduklarını ikinci sezona kadar anlamamıştım, bilmiyorum siz anlamış mıydınız ama ben ikinci sezonda onların abi. Ben de ilk arkadaş zannetmiştim, evet. Evet, bunu biraz konuştuk zaten. Burada bu şeyi, yani bu isimlerin değişmesi ve aslında senin bulduğun bu Hrant Dink'in bir topu Agop'a at, bahsetmek ister misin ondan? Tam buraya çok uyan bir cümle oldu o. Tabii, yani şöyle hani mesela Aysel meselesinde de, Aysel mi, Raşel mi de hani mesela İsmet'i şey olarak görüyoruz. Yani
haklının yanında olan, işte yabancı bir sevgilisi olan bir taraftan, işte İngilizceyi belki o dönem için ana dili gibi konuşacak kadar hani bir taraftan batılı olan bir adam, ama aşık olduğu kadına bir kere Rachel demedi, yani gerçek adıyla hitap edemedi, dili gitmedi. Ve hani bu Hrant Dink'in lafı da o yüzden bana aynı yerden dokundu. Hani Ali topu at, Ali topu Atay'a at, işte Ali, Ayşe, Ahmet, Mehmet diye giden fişlerimiz, isimlerimiz, kitaplarımız vardı ama evet, yani Ali topu Agop'a at, işte Ali topu Mordo'ya at'ı duysaydık belki ve hatta belki Matilda'ya at'ı duysaydık, cinsiyet rollerini de bir yandan kırmakta, o zaman belki bütün bunlar yaşanmazdı ve yaşanmaz da. Yani biraz evvel bir katılımcımız söylemişti, çok büyük bir zenginlik kaybettik ve hani belki onu geri getirebiliriz ya, belki bu onun başlangıcı olur. Yani çocuklar daha hani ilk okumayı öğrendiklerinde bu isimlere aşina olsalar, bu isimleri duysalar ve hani o nasıl isim ya demeseler ya da gördüklerinde okuyamamazlık etmeseler, sen nerelisin diye sormasalar. Çünkü belki de azınlıkların ilk maruz kaldığı şey, hani Türkçe'de vardır ya, nerelisin. Ama bir taraftan bir de şey gibi bir soru var. Ya sen nerelisin? Nereden çıktın? Bu isim nereden çıktı gibi. Dolayısıyla belki birazcık da o farkındalığı kazandırmak amacıyla ne güzel demiş. Keşke olsa. Keşke. Evet. Ve biz genellikle böyle bir yerde galiba hep şey yapıyoruz. Kafamız oraya doğru gidiyor. Yani bu aile terapiye gelseydi ne düşünürdük, neler yapmak isterdik o aileyle. Belki bize biraz hani elimizdeki araç aile terapisi olduğu için de umut da veren bir şey. Yani acaba neleri konuşulur, kılmak bu aile üzerinde bir olumlu bir etki yaratırdı. Bizim zaten hani aileleri aslında iyileştirmeye çalışırken ki asıl daha büyük hedefimiz de aileler, hani toplumun bir küçük bir parçasıysa bunun toplum üzerinde de zaten bir etkisi olmasını arzuluyoruz gerçekten. Yani daha küçük işte bireylerden, çiftlerden, ailelerden başlayıp hani onlar iletişim kanallarını açtıkça, onlar daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir yerden ilişki kurdukça bunun çevrelerinde de bir kelebek etkisiyle genişleyebileceği gibi bir hayalimiz var. Evet, acaba kim gelirdi diye düşünürken şimdi devam et istersen. Olur. Ben alırım tekrar sonra sen. Tamam. Yok, kimler tamam. Gelirdi, niye böyle düşündük? Belki bundan bahsedebiliriz. Cevap gelir belki gibi bir yerden. Ha, okey. Ama olur yani, biz paylaşalım sonra belki hani... Tamam. Farklı modalitelerle de çalışılabilirdi. Çünkü burada bu sadece opsiyonlardan bir tanesi aslında. Yani şey gibi düşündük. Hani Matilda ve Rachel zaten anne kız olarak mutlaka gelirdi. Ama hani Isaac da bir şekilde dahil olurdu. Kardeşini desteklemek için. Ailesinin emaneti olduğu için. Ve hani aslında o kavuşmanın ve o suçluluk duygusunun da çalışılması için belki bir noktada. Çünkü Matilda'nın büyük bir suçluluk duygusu da var. Ailem benim yüzümden mi düştü oraya gibi. Ve hani bir belki orayı işleyebilirdik. Evet. Bu biraz bizim şeyde Koruncuk'la birlikte yaptığımız bir proje var. Biyolojik aileye dönüş projesi. Aslında bunu düşünürken bir yandan onu da düşündüm. Burada da çünkü biyolojik aileye dönüş süreci var ve bizim süpervizyon verdiğimiz terapistler bu ailelerin evlerine gidiyor ve işte bir süre kurum bakımında kalmış çocuklar tekrar aileleriyle hani birleşme kararı verildikten sonra onları evlerde destekliyoruz. İşte hem çocuk terapisti hem aile terapisti birlikte gidiyorlar. Ve hani burada bu çalışmanın o anlamda o geçiş sürecini kolaylaştırmak açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Ve yapmaya çalıştığımız aslında aileler geldiğinde biraz hani ben, sen, o, you... Hani çok fazla öyle geliyorlar, işte ben böyle düşünüyorum ve sen yanlışsın gibi çok ayrışmış bir şekilde geliyorlar. Ve aslında bu genogram çalışmasını yapmak bize bütün ailenin kendine, kendi hikayesine, başına gelen zorlu hayat olaylarına hep birlikte bakabilmesini sağlayan bir çerçeve sunuyor. Yeni bir perspektif kazandırmaya çalışıyoruz onlara. Yani
Evet, bireysel olarak çok farklı şekillerde yaşadınız bunu ama bir de hep birlikte yaşadığınız bir zorluk var. Ve bu bireysel hikayeleri aldıktan sonra da bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz bunlardan. Bunlar çünkü çok parça parça ve birbirinden kopuk hikayeler oluyor ilk geldiğinde bize. Ve yapmaya çalıştığımız aslında bize ne oldu ve bu neden oldu, neden başımıza geldi, biz bundan ne öğrendik, peki şimdi neye ihtiyacımız var? Bütün bu soruları birlikte sorabilmek, tutulmamış yaslar var bu ailede, bunları birlikte tutabilmek, bu sadece bir insan kaybı olmayabilir, işte hayalindeki annenin, hayalindeki çocuğun kaybı olabilir, hayalindeki ilişkinin kaybı olabilir, göç ettiği yerle ilgili bir yas olabilir veya gitmek isteyip de gidemediği yerle ilgili bir yas olabilir. Bütün bunları da birlikte ele almak aslında iyileştirici bir şey aileler için. Tabii sırların konuşulabilmesi, çünkü öğrendiğimiz şey ailelerde, evet ben bu aileyi korumak için bu sırrı paylaşamam gibi bir hani öğretiyle devam ederken, şimdi aslında sırların sonrasında ne kadar olumsuz bir şeye yol açtığını. Çünkü eğer yani bu odadaki fil gibi, yani bir şey var ve siz onu konuşmuyorsanız aslında o etrafına sirayet de ediyor. Başka bağlantılı başka şeyleri de konuşamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bazen bu sırların ortaya çıkması birçok aslında alanda ailenin daha açık iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Bir de hani yakınlık ve sınır dengesi. Çünkü şimdi kopuk bir aile bir araya geldiğinde tabii bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde oturtmak zaman da alan bir şey. Yani burada işte mesela bir anda Matilda'nın, Rachel'in hayatına karışması, işte onu yapabilirsin, bunu yapamazsın demesi, o bazen belki yakınlığı da engelleyen bir şey haline dönüşebilir. Burada bir yetişkin anne kız ilişkisinden bahsediyorsak eğer, hani artık çocukken kurduğumuz ilişkilere benzemiyor yetişkin kız anne kız ilişkisi. Dolayısıyla oradaki şeyin, hani yakınlığın farklı bir anlamı olması, işte arkadaş olabilmek burada önem kazanıyor. Ve terapide belki bunu sağlamak mümkün olabilir. İstisnaları bulmaya çalışıyoruz. Yani bu aile ne zamanlar daha rahat ilişki kurabiliyorlar ya da kendi güçlü taraflarını keşfetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu geçmiş kuşaktan taşınan şeyler de olabilir. İşte hani ailecek sizden önceki jenerasyonlar bu zorluklarla nasıl başa çıktılar? Ve işte sizin mesela hani Rachel, sence annenin ya da senin annene benzeyen bir tarafın var mı güçlü tarafların açısından? Hani ondan aldığın ve hoşuna giden özelliklerin olabilir mi gibi, bunları biraz ortaya çıkarmak ve kaynaklarını bulmaya çalışmak. Çünkü aslında çok kaynakları var bu ailenin, değil mi? Yani işte bu seçilmiş aileler aslında kaynak olarak düşünebiliriz. İşte aileden gelen gelenekler, masallar, bütün bunlar da birer kaynak. Ve hani rezilyans dedi Aysel Hanım, o anlamda da yani aileleri gerçekten hani güçlü yapan özellikler bunlar. Bunların terapide konuşulması, bazen işte bu etrafa dağılmış ve dolayısıyla çok görünmeyen güçlü tarafların aslında bir araya gelip bir hikaye oluşturmasını ve böylece herkes için daha görünür olmasını sağlıyor. Ve biz tekrar tekrar bunların altını çizdikçe aile de buna daha çok inanmaya başlıyor ve o hikayeyi daha destekleyecek adımlar atıyorlar aslında. O alternatif hikaye dediğimiz, ailenin daha istediği, olmak istediği yere gidebilmesi için yazdığı hikayeyi güçlendirmeye çalışıyoruz terapi sırasında. Şimdi siz anlatırken böyle zihnimde oda canlandığı girenler, çıkanlar, verilen cevaplar falan ve Monsieur David'i de davet etme ihtiyacı duydum. Hem Matilda'nın hem Rachel'in çocukluğunu bilen tek kişi olarak. Belki o odada onun da söyleyecekleri vardır. O ortaklıkları, farklılıkları
istisnaları da çıkaracak ve şey geldi aklıma. Raşel'in Çelebi'nin odasına daldığı an, annesinin onun için çalışmayı öğrendiği zamana dair, yani hani sen çalıştıramazsın, benim borcum benim borcum diye, hani belki de orada gerçekten o da aile olduğunu hissettiği bir an yaşadı böyle. Hı hı. Evet, var mı aile terapistlerinden bunun gibi farklı alternatif senaryolar paylaşmak isteyen? Buket. Merhabalar. Merhaba. Söz almışken bir iki şeye değinmek istiyorum. Hem de tasarlayacağım müdahale diye tanıtırken de kolaylık olabilir belki. Bir tane çok küçücük bir şeye değineceğim. İşte Ali Topu Agop'a at gibi. Harvard'da Gülşat Aygen zannediyorum. Bir dil bilimci uzman var ve işte şeyden bahsediyor. Bana 150 tane zamir listesi verildi seçmem için ve üniversite çok katı. Zamirlerimi ona göre seçmeliyim ve öğrencilere de oradan konuşmalıyım ki cinsiyetçi olmayayım. Türkçe'de hiç cinsiyetçi bir zamir yok. O zaman Türkiye ve Türk toplumu cinsiyetçi değil diyebilir miyiz? Yani sadece dille yaptığımızda kültürü evriltir mi, evriltmez mi tartışması yürütmüştü ve bana çok mantıklı gelmişti. Biz zamirimiz cinsiyetçi değil diye cinsiyetçi değil miyiz? Evet, olmuyor. O zaman başka bir şeyler de gerekiyor. Terapide de dili kurarken çok dikkat ediyoruz. Özenmeye çalışıyoruz. Eşitlikçi bir yerden konuşuyoruz. Karşı tarafa iyi hissettiriyor ama galiba toplum çapında değişim içinde tek başına yetmiyor. Tam da buradan şeye bağlamak istiyorum. İyi niyet olarak dediniz ki aileyi değiştirerek toplumu değiştirmeyi hayal ediyoruz. Ama toplumu değiştirme üçüncü kademe değişim dediğimiz bir yapı ve feminist aile terapisinin aslında tam da merkezinde olan bir yaklaşım. Klasik sistemik yaklaşım iki kademeli değişim hedefler. Birincisi şikayet alanı olan davranışı değiştirmek. İkincisi bu da sorunu yaratan paterni değiştirebilmek. Aile sistemini değiştirmek ve keser. Artık orada toplum mevzu bahis değildir. Bunu yapabilmek için hakikaten çok eleştirel bir yerden bu terapiyi kurmak ve yürütmek gerekiyor. Tam da buradan konuşmaya devam edersem ben bu formülasyona kesişimsellik yaklaşımını getirirdim. Çat diye merkeze bunu koyardım. Yahudisin, kadınsın, sabıkalısın, Yahudisin, kadınsın, yetimsin. Yani aslında bir sürü güçsüz kalacak, azınlık kimliği yaratacak şeyin vücut bulmuş halisin ve bu hikaye çok zordu. Ama hayatta kaldın. Nasıl yaptın? Ne kadar zor bir şey. Ve bunu Türkiye gibi bir toplumda yaptın. 1950'lerde yaptın. Bu baştan ayağa bence tamamıyla bir güçlendirme hikayesi olarak ben olsam böyle alırdım. Ve birbirleriyle iletişime geçme arzularından bahsederdim. Kapı kolu hikayesi çok keskin. Ne kadar güzel öfkeni çıkarmışsın. Ne kadar iyi yaptın. Annene ne güzel kızdın. Ne güzel utandın, ne güzel zorlandın ama ne güzel bırakmadın, ne güzel tuttun. Siz nasıl böyle güçlü kadınlar oldunuz deyip çok uzun uzun aslında buradan çalışırdım. Ve böyle çalışmak çok işe yarıyor. İnsanlar kendi kaynaklarını kendileri fark ediyorlar ve benim kaynak aramam gerekmiyor terapide. Ve insanların aslında bence bu bir tür düşünce eğilimi, neyi yapamadığına bakmak, neyi çözemediğine bakmak ama bunca hikaye zor, ne kadar kötü şeyler olmuş, hepsi gerçek, hiçbir uydurma değil aslında ve hayatta kaldığı da bir doğru ve bunu nasıl yaptı ve bu topluma rağmen nasıl yaptı, sürekli olarak aslında topu atıp geri çekmeyle, yani ben orada Matilda Raşel ikilisiyle çalışmazdım artık, Türkiye toplumu ve Yahudi azınlık çalışırdım. Türkiye toplumunda Yahudi kadın olmayı çalışırdım. Türkiye toplumunda sabıkalı Yahudi kadın olmayı ya da işte gece hayatında çalışan kadın olmayı çalışırdım. Ve böylelikle bireysel bir hikaye kalmazdı. Bu kocaman büyük bir ülkenin anlatısına dönüşürdü. Yük hafiflerdi, sorumlular artardı, kabahat paylaştırılırdı. Ve böylelikle kişiler de evet benim payım buymuş, bu kadarmış aslında diyebilirdi. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Buket. Buket Derneğimizin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komitesi'nde başkanlık yapıyor. Ne kadar doğru bir yerde olduğunu bu yaptığı yorumla da teşekkür ediyoruz sana gerçekten. Çok güzel bir katkı oldu. Ayşenur?
Aslında şey, hem Buket Hanım'ın söyledikleri hem de bu işte Aysel Hanım'ın biraz önce o biyonun hani böyle kapsayıcı işleviyle alakalı bahsettikleri benim zihnimde bu odaya bir kişiyi daha getirme isteğini uyandırdı. O da Çelebi. Yani çünkü orada işte bu görünmemenin verdiği şeyden bahsediyoruz ya, etrafına işte böyle ne kadar hani zarar verebilen işte bir insana dönüşmesinden bahsediyoruz aslında. Ve görünmeye başlandığında da hani nasıl bir değişim olduğunu da belki görebiliyoruz. Ben yorumları okuduğumda şey, hani böyle insanlar işte çok Çelebi'nin değişiminin çok hızlı olduğunu söylemişlerdi. Hani yani birçok insan bu şekilde eleştirmişti. Aslında baktığımız zaman hani bu işte still face denir vardır ya, hani böyle anne bebeğine işte tepkisiz bir şekilde baktığı zaman bebek kaygılanır ve hani o annesinin aslında onu görmediğini de yani hissederdi. O yüzden de kaygılanır aslında. Hem dünyaya karşı hem işte kendisine dair de o işte şey diyoruz ya, persekütif endişe de diyoruz ya, hani çünkü o zaman bu kadın beni anlamıyorsa ya da bu insan beni anlamıyorsa demek ki benim içimdeki öfkeyi de bir şekilde şey yapamayacak, ben de başa dönmeyeceğim, o da başa dönmeyecek zaten. O zaman herkes kötüyse ben de kötü olabilirim. Hani ve bu insanlar yetişkinliklerinde yani böyle büyütülen insanlar ya da işte buna maruz kalan insanlar daha doğrusu, yetişkinliklerinde duyguları anlamayan işte insanlara karşı böyle hassasiyetleri düşük olan insanlar olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü içten içe çok mutsuzlar. Yani burada gördüğümüz şey de birçok karakter için öyle. Yani şey için de öyle, neydi? Orhan'ın annesi için de bence aslında buna benzer bir şey var. Hani çünkü o görünmeyeni saklamak, yani bir de saklama ihtiyacı da var. Hani saklamak zorunda. Bir de ya görünürsem korkusu da var. Bunları çağrıştırdı bende. Evet, gene o hani ilişkilerde yaralanıp aslında ilişkilerde iyileşiyoruz. Çelebi için de bu mümkün diyorsun aslında. Evet, biz de onunla ilgili bir şey yazmıştık sanırım. Yani biz de birazcık aslında hızlı olduğunu düşündük. Bir oraya gelmeden istersen 10 dakikamız kaldı ama şimdi bir tezi istersen özetlemek ister misin? Evet, hızlıca geçelim. Yani şöyle, tezin konusu 3 kuşak Türkiye Yahudi kadınlarında kadınlık ve annelik aktarımıydı. Bunu inceledik aslında. 5 aile, 3'er kuşak, daha böyle 20'li yaşlarda bir kız çocuğu, annesi ve anneannesiyle yaklaşık 1-1,5 saatlik görüşmeler yaptım ayrı ayrı. Ve bir sürü tema çıktı ve bu temaların birçoğu kulübün içinde de vardı. Birçoğu da zaman sebebiyle kulüpte olamayacak şeylerdi aslında. Yani burada şu an ekranda gördükleriniz ortak temalar ama bir bu kadar da ortak olmayan ve aslında zamanın kattığı temalar vardı. Hani temel başlıkları Yahudi kadın olmak, anne olmak, kuşaklar arası değişimler ve gelenekleri sürdürmenin önemi ve anne kız ilişkisi üzerinden 5 ana tema çıktı aslında. Tersten gideceğim, gelenekleri sürdürmenin öneminden gideceğim çünkü onu sanki çok da değinmedik süreçte. Diğerlerine nispeten dokunduk ama yani dizinin başlangıç noktası aslında şu sağ üstte gördüğümüz hapishanede bir şabat mumu yakmasıyla ve şabat duası okumasıyla başlıyor Matilda'nın ve bence çok kişiye dokunmuştur bu. Oradaki hem koğuş arkadaşlarının ona getirdiği işte ekmek parçası, o mumu yakarken kullanacağı materyal, hem de tezin içinde de söylenen en temel şeydi. Yani biz küslükler, kavgalar yaşayabiliriz, anlaşamayabiliriz, aile olarak sorunlarımız olabilir, arkadaş gibi olamayabiliriz, her şey olabilir ama o cuma akşamı o sofrada bir araya gelinir ya da bir bayram sofrasında buluşulur ve hani düzenli olarak o geleneği sürdürmek için biz bir arada olmayı aslında devam ettiririz gibi şeyler vardı ki Mordo'nun evindeki bayram sahnesi de benzer bir yerdendi. Bir taraftan dizi de
seferat yemeklerini, işte borekitası, bulemazı, boyozu ve bir tane de adını bilmediğim ve bulamadığım bir böyle domatesli bir yemek vardı ki ne olduğunu anlayamadım gerçekten. Ama çok yemekler üzerinden o ilişkileri gösterdi aslında. Matilda'nın Rachel'in sevdiği boyozu bulmaya, borekitası bulmaya çalışması, abisine o evde pişen annesinin yaptığı yemeği çıkartması gibi. Ve gerçekten yok değildi Armi. Alttan bir taraftan şey geldi ama değildi. Bir taraftan da aslında o yemeğin, geleneğin ve dilin, o üçünün bir arada nasıl aktarıldığı ve aktarılmaya çalıştığından bahsediyordu. Bir taraftan Ladino'yu çok anlattılar. Yani üçüncü kuşak yarı yarıya zaten aksanlı konuşan, Ladino kelimeleri araya karıştıran, zaman zaman transkript çıkartırken bir dakika bu ne anlama geliyordu diye dönüp baktığım bir gruptu. İkinci kuşak biliyor ama az konuşuyor ya da eşiyle konuşuyor ya da arkadaşıyla, annesiyle konuşuyordu. Ve üçüncü kuşağın neredeyse hepsi şunu söyledi. Ben şimdi İspanyolca kursuna gidiyorum. Çok pişmanım öğrenmediğime. Nasıl yapmadım, nasıl dinlemedim? Çünkü o aradaki kuşağın şeyi çıktı ortaya. Yani bu ayıptır, bu komiktir, biz alay ediliriz. Ve sonra işte Ableremoz'da ve başka dergilerde de çok okudum bununla ilgili. Gerçekten bir nesil biz işte Yahudice konuşursak alay ediliriz, eziliriz algısıyla büyüdü aslında. Onun dışında da kuşaklar arası değişime belki bir parça değinebilirim. Orada da işte bu Müslüman gayrimüslim evlilikleri üzerine bir pek çok aslında konu geldi. Yani hayaller, niyetler ve aslında hani neyin niye korkutucu olduğuna dair. Mesela o varlık vergisi ve 6-7 Eylül dönemini yaşayan ya da birinci ağızdan anlatılan ailelerde şey gibi anılar geldi. Mesela bir aile Yunanistan göçmeniydi ve biz sokakta çok güzel oynardık komşularla, çocuklarla, ben erkek gibi büyüdüm. Ama sonra bir şey oldu, ben 7-8 yaşlarındaydım, bir olaylar oldu ve annem beni sokağa salmamaya başladı diye anlatmıştı mesela. Yani eskisi gibi konuşma diye anlatmaya başlamıştı. Ya da yine bir başkası şey gibi bir örnek vermişti. Tezin içinden değil ama yine benzer bir yerden. İşte sokakta emzik yerine titin dedi diye annesinin bir anda ağzını kapattığı ve hani bunu sadece evde söyleyebiliriz dediği. Dolayısıyla aslında bütün tezde çıkan o aktarımlar ve o niyetler bizim içinde de çok güzel işlenmişti bence. Ve hani olamayanlarda, yani tezin bulgularıyla örtüşmeyenlerde günümüzün varoluşuyla ilgili. İşte mesela daha eşitlik, anne ve babanın eşitliği, işte çocuğun üzerinde eş haka sahip olmak falan gibi daha öyle yerlerden çıkan, daha cinsiyet rolleri üzerinden, ki o da zaten yıllar içinde daha bir değişti ve dönüştü diye tahmin ediyorum. Sanırım bu kadarı burası için yeterli. Merak eden varsa bana ulaşabilir, seve seve paylaşırım. Evet, teşekkür ederiz. Evet, bir olumlu bir de olumsuz eleştirilere yer vermek istedik. Burada da hani katkılarınızı tabii ki bekleriz. Gerçekten hani ilk defa Yahudiler ve tüm azınlıklar belki bu şekilde kapsamlı ele alındı bir dizide. Ve aslında tarih kitaplarında yer almayan tarihte işlendi. Yani çok birçoğumuzun okumadığı, görmediği, belki tarihle hani özellikle ilgili olup araştıran insanların bildiği ama hani genel halkın pek aşina olmadığı şeyleri görebilmiş olduk. Aile ilişkileri, yakın ilişkiler ve yakın ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, buna dair çok fazla mesaj vardı. Onun için de zaten eğitim komitemiz de bunu herhalde fark ettiği için biz bunun üzerine bir sinema akşamı yapalım dediler. Ve şeyi biraz önce biraz konuştuk ama hani nasıl kapsadı Matilda'nın Rachel'i o kadar büyük bir şey, mücadelenin içinde hani kendi yaralarına rağmen orada durabilmesi, o yaşta da olsa çocuğu, o çok etkileyiciydi. Buralarda işte bir şeyimiz oldu. Acaba psikolog desteği alındı mı gibi, belki hani buna dair bir bilgisi olan
varsa paylaşabilir bizimle. Çünkü o kısımları mesela hani annenin nasıl orada durabileceğine dair kısım sanki bir danışmanlık alınmış gibiydi diye düşündürdü bana. Ama bir yandan da hani her dizide olduğu gibi aslında bu olayların bu kadar detaylı ele alınması, görselliklerle birlikte paylaşılması her zaman bunların özellikle içinden geçmiş olan izleyicileri yeniden travmatize etmek gibi de bir risk taşıyor. Onu da atlamak istemedik. Şimdi sen devam etmek ister misin? Olur tabii ki. Yani bu 6-7 Eylül olaylarından sonraki kapanış sahnesi. Böyle konuşurken şeyi düşündüm ben. Hani böyle bir 6 ay sonranın kapanış sahnesi mi olsaydı o filmde? Yani dışarıda dünya patlarken ve yanarken ve insanlar hala şiddete maruz kalırken onlar içeride o mumları yakıp o kutlama, o coşkuyu yaşamasa mıydı acaba? Ya da gerçekten yaşayabilir mi bir saat evvel tecavüze uğramış bir kadın? Az önce abisinin cenazesini almak yerine gayrimüslim bir kadını sırtlayıp götürmüş, bir tercih yapmış ve belki de hiç gömemeyecek ve bu kadar inançlı bir adam. Hani orada gerçekten o mum yanar mıydı? Gerçekten o coşkuyla kadehler kalkar mıydı? Orası böyle biraz hani şey gibiydi, yani bir sürü eleştiri de yazılmış ya, işte Çelebi'nin kahramanlaştırılmasına dair, işte o kadar kötü, aslında tecavüzcü olan, aslında bir sürü kadına da zarar veren, kendi önceliği yerine, kulübün önceliği yerine ona o ekmek veren, ona o destek veren, büyütmüş yerinin önceliği yerine kendi ihtiyaçlarını gören, hani orada saf bir kötülük gördük uzunca bir süre. Hani acaba bütün bunlar bu kadar hızlı dönüşmeli miydi gerçekten? Yani bir günde, bir gecede, bir kapı açmayla sanki dışarıda olan olayların da benzer bir yerden normalleştirilmesine kapı açmış gibi. Böyle küçük bir çatlak, bir aralık bırakmış gibi hissettim ben. Dolayısıyla orada biraz keşke bir 6 ay sonranın kutlaması olsaydı o gibi düşündüm. Devam etmek ister misin? Buse Nur'un bir sorum var aslında burada. Yani şeyi düşündüm, bu yangın olaylarında sahada çalışırken travmatik bir deneyim yaşandığında çok saçma şakalar yapma, onlara gülme gibi disosyasyon belirtileri görülebiliyor. Belki onları öyle bir yerden düşünebilir miyiz diye aklıma bir soru geldi. Hani kıyamet kopuyor ama orada bir kapatma kendini ve disosyatif şekilde tepkiler var mı? Öyle bir yerden okudum aslında ben de orayı. Olabilir. Gerçekten hani olsa keşke şey, bir psikolog danışmanı dizinin de sorabilsek hani ne düşünülerek yapıldı diye. Yani bir yandan bir Netflix dizisi olduğunu unutmayalım ve hani onun nasıl bitirileceği de önemli. Ama bu da bence psikolog bakış açısından güzel bir yorum oldu. Evet, yani şeyi de konuştuk zaten, Orhan ve Selim'in yakınlığına değinilmeyişini, bu gene bir hipotez olarak dursun. Ve Selim'in LGBTQ camiasından olduğunun üstü kapalı verilmesi, onu da hiçbir zaman tam olarak anlayamadık. Ama burada tabii politik meselelerde olma ihtimali yüksek, o yüzden burada bırakalım istiyorum. Ama yorumlar ve sorular var. Şimdi en son bir 5 dakika falan bir paylaşımı açalım. Sonra bitirelim. Evet. Süheyla Hanım. Ben öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi, bütün paylaşılanlar çok yararlı, çok yerindeydi. Sadece şey, Buket Kılıçer konuştu, onun söylediklerini ben de eklemek istemiştim ve en son dediniz ya, Selim'in cinsel kimliği üstü örtülü veriliyor. Aslında bu bile toplumsal cinsiyet konusundaki algıya vurgu yapan bir şey ve bütününde bu toplumsal cinsiyet işleniyor bence. Yani onun o şekilde örtülü verilmesi bile zaten bu anlama geliyor diye düşünüyorum. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Teşekkürler ki katıldınız.
Didem Coşkun'un bir şeyi var, bir yorumu var. Hani kendiniz anlatmak ister misiniz? Sesiniz kapalı. Çok pardon, ev biraz kalabalıktı. Hemen düzgün bir yere geçtim. Evet, şey demiştim. Yani çok model oldu. İzlerken çok fazla özlemlerimize dokundu. Ben de satir modeliyle çalışan bir çift aile terapistiyim. Ve beni en çok saran nokta neydi diye baktığımda, hani o bütün o kardeşlik, işte paylaşım, farklılıklara rağmen benzerliklerde bir araya gelmek vesaire çok çarpıcıydı. Ve gerçekten model, iyi bir model olduğunu düşündüm ben pek çok roldeki sözlerin, yaklaşımların. Dolayısıyla yani herkesin izlemesini çok isterdim. Şansıma bitirdim. Daha yeni bitirmiştim. Çok güzel üzerine denk geldi. Evet, kesinlikle. Baştan sona izlemiştim. Bir de şey diyecektim. Yani son bitişini de 4 bölüm olduğunu gördüğümde biraz şüphelenmiştim zaten. Nasıl toparlayacaklar vesaire diye. Yani final bölümü çok çok yani her şeyi çok kapsayıcı bir şey yapılmaya çalışılmıştı. Biraz da ondan diye düşündüm yani şeyin. Bu geçişlerin hızlı olmasını ve Netflix'in bir dayatması olabilir mi diye düşünüp orada eleştirilerimi hafifleştirmiştim açıkçası. Hı hı. Çünkü çok çok güzel düşünülmüş, bence de psikologlarla, sosyologlarla çalışılmış bir, tarihçilerle çalışılmış bir yapım olduğu çok belli. Tabii bilmiyoruz detaylarını ama kesinlikle bir, yani psikolog gözüyle baktığımızda çok çok iyi düşünülmüş gerçekten. Sizler de çok güzel saptamışsınız. Ellerinize sağlık. Hem tarihi biraz daha hatırlamış olduk. Hem de çok aile terapisi açısından da çok güzel alınmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkılar oldu aynı zamanda. Öyle çok baştan sona çok keyif aldığım bir konuşma oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bol etkileşimli bir konuşma da oldu. Evet. İnşallah tekrarlarını görürüz sizlerden de. Teşekkürler. Filiz Hanım, bu bir yerde ölüm, bir yerde yaşam, hani ikisinin birlikte varoluşu demiş. Bu herhalde sofra için. Müge Hanım da Raşel'in bebeğinin doğması belki yeni bir hayat ve acıları unutmak istemek demiş. Gerçekten hani bütün bunlar aslında oradaki o acılarla başa çıkma yollarını çok güzel resmediyor. Biraz hızlandırılmış olabilir dediğiniz gibi ama Aysel Hanım, siz bir şey söyler misiniz? Sonra da yavaşça kapatalım. Teşekkür ederim. Biraz şey gibi oldu, birkaç kez söz almış gibi olunca da başka konuşan olmadığı için söylemek istedim. Son sahne, o sofra sahnesi bana abartı gelmişti ve şey düşündüm, fanteziye kaçılmış. Fantezi dünyasıyla gerçekliği kaldırmak için ihtiyaç duymuş. Hem toplumsal katarsis, çünkü orada aslında suçlu olan, hatalı olan, kötü olan daha belirgin. Ama o suçun, o hatanın yükünü kaldıramıyor oluşunu absorbe edebilmek için fanteziye, geleceğe kaçıp orayı rahatlatmak istemişler gibi geldi bana. Onu belirtmek istedim. Burada da işte tam da toplumsal background, fobik, homofobik, toplumsal cinsiyetçi, jenofobik, yabancıya, azınlığa, kültüre, farklılığa düşmanlığın tarafını rahatlatmak için yapılmış, eklenmiş bir yer gibi geldi. Onun için konmuş. Orası yeri değildi ama buna ihtiyaç duyulmuş, hem devam edebilmek için. Bazen de olur ya, şiddete uğrarsın ama şiddete uğradığın insanla birlikte yaşaman gerekiyorsa onunla orada olmaya devam edebilmek için, hayatta kalabilmek için dışarıdan anlayamadığımız kadar anlayışlı ve destekleyici davranabilirsin.
bunun aslında genel bir tezahürü gibi geldi bana orası. İhtiyaçtan. Evet, zorluğu ve kötülüğü kaldıramıyor oluşun, yükünden kurtulmanın bir yolu gibi geldi. Onu belirtmek istedim. Ağzınıza sağlık. Hı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aslında bir başkadır dizisi de vardı. O da hak ediyordu bu konuşmaları. Böyle bir geceyi. Onu aslında yapmıştık. Psikologlar Derneği'nin bir etkinliğinde. Evet, var mı kaydı bilmiyorum. TPD kaptırdık Aysel Hanım. Aynen onu. Efendim? Diyorum ki onu TPD'ye kaptırdık. Okey. Çok teşekkürler her birinize. Evet. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz herkese katıldığınız için. Yine hani bundan sonrasında da sorular, yorumlar olursa mail de atabilirsiniz. Benim yudumsoylemez@gmail.com. Şimdi sulam@gmail.com. Peki, iyi akşamlar. Ayşenur, size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler katılımınız. Biz çok teşekkür ederiz. Komitemiz de çok teşekkür ederiz. Hem de Sinan Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Bu akşam yaptığınız paylaşımlar gerçekten çok değerli ve çok anlamlıydı. Hem de değerli katılımcılarımıza da teşekkür etmek isterim eğitim komitesi adına. Çok güzel ve keyifli bir etkinlikti. Umarım daha da devamları gelir. Çok teşekkürler her şey.